Özcan Bey, söz sizde. Buyurun. Teşekkürler tekrardan. Tamamdır, ben teşekkür ederim. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. İsmim Özen. Yaklaşık 6 senedir dijital pazarlama alanında, özel sektörde çalışıyorum. Bu süreçte farklı sektörlerde, farklı ölçeklerdeki firmalar için çalışma fırsatım oldu. E-ticaret firmalarından, startuplara, orta ölçekli firmalardan, büyük holdinglere kadar farklı firmalar için çalıştım. Yaklaşık 7-8 aydır da Trade Atlas'tayım ve burada kıdemli dijital pazarlama uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün sizlere genel olarak dijital pazarlama çalışmalarından ve bu çalışmaları ihracatta nasıl kullanabileceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Şöyle içerik planımıza baktığımız zaman ilk olarak web sitesi konusuyla başlamak istiyorum. Web sitesi neden önemli ve iyi bir web sitesi nasıl oluşturulur? Sonrasında dijital pazarlama kısmına geçiyor olacağız. En son da sunumun sonunda kısaca devlet yardımlarından ve Trade Atlas ürününden bahsedip eğitimi tamamlayacağım. Bu esnada sormak istediğiniz sorular olursa sohbet bölümünden, chat bölümünden yazarak bana iletebilirsiniz. Onları da bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Bir de sunum esnasında internetle ilgili problem yaşamamak adına kameramı kapalı tutacağım. Onun için de lütfen kusura bakmayın şimdiden. Okey. Seste bir problem yok değil mi Cemil Bey? Yok Sesle hocam, ilgili pek yazan bir olmuş. problem yok. Ben Yeşim Hanım'a da yazdım ama dilerseniz Yeşim Hanım, siz de bir Şu an konuşun. geliyor gayet net Evet. ama. Tamam. Gayet Problem gözükmüyor. Buyurun, devam edebiliriz. Tamamdır. İlk konumuz web sitesi neden önemli? Hani öncelikli olarak hemen her firma için dijitaldeki en büyük varlık bir web sitesidir diyebiliriz. Özellikle ihracat, ithalat işleriyle uğraşan böyle B2B işler yapan firmalar için web sitesi çok daha değerli bir konumdadır. Çünkü web sitemiz aracılığıyla dünyanın hemen her noktasındaki potansiyel müşterilerimize bugün rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu yüzden bizim web sitelerimizin, web sayfalarımızın sağlıklı olarak çalışması, en doğru ve en güncel bilgilerin buralarda yer alması bizim için çok kritik bir öneme sahip. Şöyle de hayal edebiliriz. Dijital dünyada tek bir mağazanız veya tek bir ofisiniz olduğunu düşünün. Tüm müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz burayı ziyaret edecektir. Burası bizim için web sitesi olacak. O yüzden özellikle aktif dijital pazarlama çalışmalarına geçmeden önce iyi ve sağlıklı çalışan bir web sitesine sahip olmak bizim için çok önemli. Bu noktada iyi bir web sitesi nasıl oluşturulur? Ona bakmak, ona dikkat etmek gerekiyor. Benim için 3 tane önemli aşaması olduğunu söyleyebilirim iyi bir web sitesi oluşturmanın. Bunların ilki pazar araştırması kısmı. Özellikle yeni pazarlara girmek istiyorsak, yeni bir sektöre girmek istiyorsak, farklı bir ülke hedefimiz varsa ilk olarak o ülkedeki, o sektördeki rakiplerimizi tespit ederek işe başlamamız gerekiyor diyebilirim. Tespit ettikten sonra rakiplerimizin web sitelerini detaylı bir şekilde tüm unsurlarını göz önünde bulundurarak analiz etmemiz gerekiyor. Örneğin hani ne tür tasarım unsurları kullanmışlar, genel dizayn hatları nasıl, hangi renkleri kullanmışlar gibi yazı türünde içeriklerde nasıl paylaşımlar yapmışlar, nasıl bir dil kullanmışlar. Ne tür görseller kullanmışlar? Özellikle ürünleri varsa ürettikleri ürünleri, bu ürünlerin görsellerini paylaşırken nelere dikkat etmişler? Web sitesine gelen bir kullanıcıyı web sitesinde ana sayfada karşıladıktan sonra nasıl yönlendiriyorlar? Ne tür aksiyonlar aldırıyorlar gibi noktalara dikkatli bir şekilde odaklanmak gerekiyor. Tüm bu analizleri yaptıktan sonra da bu tarz bilgileri kendi web sitemizde inşa ederken de, kendi web sitemizi oluştururken de kullanacağız. Burada pazar araştırması yaparken sadece o sektördeki böyle en büyük firmalara değil, orta ve küçük ölçekli firmaları da web sitelerini incelemekte fayda olacağını söyleyebilirim. Buna da dikkat edebiliriz. İkinci olarak referral kaynakları analiz etmemiz gerekiyor. Yani referral kaynakların takibi geliyor. Burada referral kaynaklar nedir diye sorarsanız, bunlar haber siteleri olabilir, örneğin sosyal medya platformları olabilir, yine forum siteleri tarzındaki bilgi paylaşım platformları olabilir, araştırma raporları,
araştırma makaleleri olabilir. Bu tarz kaynaklar, referral kaynakları oluşturuyor. Özellikle yurt dışına açılma gibi bir amacınız varsa, girmek istediğiniz ülkedeki bakanlık siteleri gibi resmi kurum siteleri de sizin için bu tarz kaynakları oluşturabilir. Tüm bu kaynakları da analiz etmemiz gerekiyor. Bu analizle sektörün mevcut durumunu anlayabiliyoruz. Hem de gelecekte sektör ne yönde ilerleyecek, nasıl değişiklikler olacak onları kavrayabiliriz. Yani müşteri beklentilerini anlama noktasında bizim için çok değerli kaynaklar. Sonrasında buradan elde ettiğimiz sonuçları, örneğin ürettiğimiz ürünler olabilir, sağladığımız hizmetler, servisler olabilir. Bunları geliştirmekte kullanabiliriz. Sonrasında buradaki bilgileri, buradaki değişiklikleri web sitemize de entegre etmemiz gerekiyor. Yani web sitemizi sürekli olarak güncel tutmamız gerekiyor. Buradaki bilgiler ışığında bir üçüncü olaraksa da son aşamada anahtar kelime araştırması yapmamız gerekiyor diyebilirim. Anahtar kelimeyi de açıklamak gerekirse şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki şirketimizi, yani markamızı, içinde bulunduğumuz sektörü ya da yine ürettiğimiz ürünler olabilir, hizmetlerimiz olabilir bunları. Yani bize en yakın bu tarz konuları en iyi şekilde ifade eden kelime veya kelime gruplarına anahtar kelimeler diyoruz. Özellikle başlangıç aşamasındaysanız, yani sıfırdan bir web sitesi oluşturuyorsanız, benim tavsiyem minimum 40-50 tane anahtar kelime belirlemeniz olacaktır. Daha sonrasında bu anahtar kelimeleri bir liste haline getirip üzerinden analizler yapmamız gerekiyor. Bu analizler yardımıyla da hem anahtar kelimelerimizi doğru seçip seçmediğimizi anlamaya çalışacağız. Hem de böyle değişiklikler yapabiliriz bu anahtar kelimeler ışığında. Anahtar kelimelerimize doğru bir şekilde karar verdikten sonra da özellikle web sitemizin içerik kısmında sıklıkla bu kelimeleri kullanmaya çalışacağız. Hatta kampanyalarımızda, dijital pazarlama çalışmalarımızda da bu anahtar kelimeleri kullanacağız. O yüzden bizim için kritik bir araştırma. Sizlere şimdi 3 tane araçtan bahsetmek istiyorum. Bunların ilki Google'ın Market Finder aracı. Biz bu aracı potansiyel pazar analizi yapmak için kullanabiliyoruz. Sonraki aracımız, ikinci aracımızsa da Google'ın Keyword Planner aracı, yani anahtar kelime planlayıcısı. Bu aracı da anahtar kelime analizi yapmak için kullanabiliyoruz. Üçüncü bir aracımızsa da Google Trends aracı. Bunu da hem anahtar kelime analizi yapmak için kullanabiliyoruz, hem de merak ettiğimiz popülerlik araştırması, pazarlara göre, ülkelere göre farklılıkları öğrenme noktasında o tarz değişik analizler yapmak için de Google Trends'i kullanabiliriz. Şimdi sizlere bu üç aracın nasıl kullanıldığı ile ilgili göstermek istiyorum müsaadenizle. Burası Google Market Finder aracının. Market Finder şu şekilde yazılıyor bu arada. Google'da bu aramayı yaparsanız çok rahat bu ekrana ulaşabilirsiniz. Market Finder aracının açılış sayfası, ilk ekranı. Burada söylediğim gibi potansiyel pazar analizi, ülke analizi yapmak için kullanabiliyoruz. Açılış ekranında burada basit bir şekilde bir web sitesi adresi yazmamızı istiyor bizden. Eğer mevcut bir web siteniz yoksa, rakiplerinizden bir tanesinin web sitesinin adresini yazarak bu analize başlayabilirsiniz. Ya da kendi web siteniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben bugün örnek olması adına Trendyol'u kullanacağım. Yani basit olduğu için herkesin anlayacağını düşünüyorum. Bu şekilde trendyol.com şeklinde web sitesinin adresini yazdıktan sonra burada aşağıda bir tıklama kutucuğu yer alıyor. Ona basmanız gerekiyor. Sonrasında devam et butonuna basabilirsiniz. Girdiğiniz web sitesini şu an Market Finder aracı analiz ediyor ve bazı kategorilerle ilişkilendirmeye çalışıyor. Burada baktığımız zaman Trendyol web sitesini Market Finder aracı burada aşağıdaki 4 kategoriyle ilişkilendirmiş oldu. Bunlar ayakkabılar, kadın giyim, iç giyim ve alışveriş portalları ve arama motorları olmak üzere.
Sizin yazdığınız web sitesi herhangi bir kategori ile ilişkilendirilmeyebilir ya da istemediğiniz, beğenmediğiniz kategorilerle de ilişkilendirilmiş olabilir. Bu kategorileri manuel olarak düzenleyebiliyoruz. Örneğin bu kategoriyi kaldırmak isterseniz şuradaki çarpı işaretine basarak üzerine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Bu şekilde üzerine tıklamamız yeterli. Sonrasında yeni bir kategori eklemek isterseniz ya da aradığınız, merak ettiğiniz bir kategori varsa kategori ekleyin butonuna basıyoruz burada. Bir ekran, bir menü açılıyor. Tanımlı kategorileri buradan ulaşabilirsiniz. Sizi ilgilendiren, yaptığınız işe, sektöre en yakın kategorileri seçmeniz doğru bir tercih olacaktır ya da mantıklı tercih olacaktır analiz için. Aklınızda olan bir kategori varsa da burada yukarıda arama çubuğu alanı mevcut. Buraya tıklayıp aklınızdaki kategoriyi de aratmayı deneyebilirsiniz. Örnek veriyorum, erkek giyim diye bir kategori arattım. Böyle bir kategori mevcutmuş. Bunun üzerine tıklayarak yine seçtiğiniz kategoriler arasına arattığınız kategoriyi de ekleyebilirsiniz. Aşağıda da en son seçtiğiniz kategorilerin güncel hali bu şekilde yer alıyor. Sonrasında buradaki kategori düzenleme işlemi bittikten sonra onaylayın butonuna basabilirsiniz. En son haliyle ayakkabılar, kadın giyim ve erkek giyim olmak üzere 3 tane kategori seçilmiş durumda. Bu kategoriler üzerinden analizimize devam etmek istiyorum. Tekrar kategorileri onaylayın mavi butonuna basıyorum ve analizin bir sonraki ekranına ulaşabiliyorum. Market Finder aracı seçtiğim 3 kategoriye yönelik olarak bana dünya genelindeki en iyi 3 ülkeyi, 3 pazarı şu an için önermiş oldu. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Fransa, üçüncü sıradaysa da Almanya geliyormuş. Biraz daha sayfayı aşağıya doğru iniyorum. Burada bir dünya haritası mevcut. Dilerseniz aklınızda bir ülke, bir pazar varsa mouse'la onun üzerine gelerek, örnek veriyorum şu an Rusya'nın üzerine mouse'umu getirdim ve Rusya'nın bana 14. sırada olduğunu söyleyebiliyor. Bu şekilde dünya haritası üzerinden merak ettiğiniz ülkeler varsa onlara da bakabilirsiniz. Biraz daha aşağıya devam ediyorum sayfayı. Burada sol tarafta profilinizi tamamlayın bölümü yer alıyor. Burada bir isim yazmanız gerekiyor. Analizini yaptığınız web sitesinin ismini yazabilirsiniz, örnek veriyorum. Yani herhangi bir şey bu şekilde yazmanız gerekiyor. Sadece sizin için akılda kalıcı, tanımlayıcı bir isim olması yeterli. Sonrasında da bir yerel pazar seçmeniz gerekiyor. Bu da mevcut olarak şu an çalıştığınız pazar olması. Yani bu Türkiye'yi seçmeniz mantıklı olacaktır. Eğer başka bir pazarla karşılaştırma yapmak istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Bir son olaraksa da e-posta güncellemeleri ile ilgili bir izin istiyor. Bunu evet de diyebilirsiniz, hayır da diyebilirsiniz. Sizinle alakalı bir durum. Bu kısmı da doldurduktan sonra başla butonuna basmamız gerekiyor buradaki. Bir araba ekran geliyor. Burada Gmail'inizden bir izin istiyor. İzin ver butonuna basıyorum. Bu izni de verdikten sonra Market Finder benim başka bir ekrana daha yönlendiriyor. Bu ekranda bir önceki ekranda sadece 3 pazarımız seçili olarak gelmişti. Dünya haritasında diğer ülkeleri de görebiliyorduk. Sayfayı aşağıya doğru indirdiğim zaman o dünya haritasındaki ülkelerin birinci ülkeden itibaren sıralı bir şekilde listeli haline ulaşabiliyoruz burada. Ülkelerin sıralamasını Google Market Finder aracı kategorilerin yani kategoriler seçtiğim 3 kategorinin toplam aylık arama sayısına göre yapıyor. Yani hangi kategorileri seçmiştik? Ayakkabılar, erkek giyim ve kadın giyim kategorileri. Bu 3 kategoriyle ilişkili olarak toplamda Amerika'da aylık 56 milyon arama yapılıyormuş Google üzerinde. Bu da potansiyel anlamda arama hacmi, aylık arama sayısı anlamında Amerika'nın birinci ülkede olmasını sağlamış. İkinci ülke Fransa olarak yani potansiyel pazar olarak Fransa gözüküyor 46 milyonluk aramayla. Bu şekilde listeyi biraz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ülkeler arasında potansiyel pazarlarınız arasında hacimsel karşılaştırmayı yapabilmek için.
Sayfayı biraz daha aşağı indirdiğim zaman 10. ülkede listenin bittiğini görebiliyorum. Burada daha fazla göster butonu yer alıyor. Buna basarsanız Market Finder aracı bir 10 ülkeyi daha bize gösterebiliyor. Bu şekilde liste üzerinde daha fazla ülkeye de ulaşabilirsiniz. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Buradan 3 tane potansiyel pazarımızı seçmemiz gerekiyor. Rastgele olarak ilk 3 ülkeyi seçiyorum şu şekilde. Amerika, Fransa ve Almanya oldu. Sayfanın en üstüne çıktığım zaman sağda yukarıda bir onayla butonu yer alıyor. Siz de bu şekilde 3 tane potansiyel pazarınızı seçip aşağıdaki listeden onayla butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki ekranda bu ülkelerin karşılaştırmalı olarak daha fazla bilgisi yer alacak. Sol taraftaki menüde mevcut pazarımız Türkiye olarak gözüküyor. Çünkü Türkiye'yi seçmiştik. Şu an hizmet verdiğimiz pazar olarak. Potansiyel pazarlarımız da Amerika, Fransa ve Almanya olmuştu. Seçtiğim 3 tane potansiyel ülke, potansiyel pazar. Burada genel bakış menüsü, ülke profili, ekonomik profil gibi farklı farklı menüler mevcut. Her menünün altında da bu ülkelere ait bazı bilgiler yer alıyor. Buradaki ilk mesela kriterimiz, karşılaştırma konumuz aylık arama sayısı. Seçtiğim 3 kategorinin toplam Türkiye'deki hacmi aylık 30 milyon civarındaymış. Amerika'da 56 milyon, Fransa'da 46, Almanya'da ise de 42 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani mevcut pazarımızda seçtiğimiz potansiyel pazar arasında bu şekilde rakamları karşılaştırabiliyoruz. Bir diğer karşılaştırma konumuzsa da şayet bu kategorilere yönelik bu ülkelerde kampanya, reklam oluşturmak istiyorsanız, Google kampanyaları oluşturmak istiyorsanız bunların ücretlendirmelerinin karşılaştırmasına da ulaşabilirsiniz. Burada 1 cent ile Amerikan doları olarak 69 cent arasında bir skala gösteriyor Google bana. Türkiye'nin çok düşük, yani ücretlendirme noktasında en uygun fiyatlı ülke olduğunu, Amerika'nınsa da kampanya yapmanız durumunda ücretlendirme noktasında çok yüksek olabileceğini öncesinde söyleyebiliyor. Seçtiğimiz diğer pazarlarında burada verileri mevcut. Ülke profillerine bakarım şuradan. Nüfus noktasında da bazı karşılaştırmalar var. Burada da genel olarak demografik bilgiler mevcut. Ülkelerin nüfuslarının karşılaştırılması, yine bu insanların, o ülkelerde yaşayan insanların kullandıkları diller, yabancı diller gibi seçeneklerimiz de mevcut. Örnek veriyorum, Fransa'ya yönelik bir çalışma yapmak istiyorsanız, potansiyel pazar olarak Fransa'yı seçtiyseniz, web sitenizin dilini Fransızca olarak yapabilirsiniz buradaki veri ışığında. İkinci bir dil olaraksa da hem kampanyalarınızda hem web sitenizde İngilizceyi kullanmanız mantıklı gibi gözüküyor. Amerika'ya yönelik bir çalışma yapmak isterseniz de ikinci dil olarak İspanyolcayı tercih etmek sizin için daha mantıklı olabilir. Bu tarz bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bakayım. Örneğin burada ortalama yaş bilgisi de mevcut. Diyelim ki siz gençlere yönelik bir ürün üretiyorsanız yaş ortalaması daha düşük olan ülkelere yönelmek sizin için daha mantıklı olabilir. Almanya'nın genel yaş ortalaması 47 olarak gözüküyor buradaki bilgiye göre. Almanya potansiyel pazarlarınız arasındaki son tercihlerden bir tanesi de olabilir. Bu tarz bilgileri de dikkat etmek gerekiyor. Bunları da yorumlayabilirsiniz. Ya da ülkelerin ekonomik profilleriyle ilgili bilgiler de mevcut. Ülkelerin gelirleri, kişi başı haneye düşen işte gelirler falan vesaire, büyüme istatistikleri, bunlarla ilgili olarak bilgilerin hepsi mevcut burada Google tarafından sağlanabiliyor. Google Market Finder aracını bu şekilde potansiyel pazarlarınızı tespit etme ve onları karşılaştırma noktasında kullanabilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim araçsa Google Keyword Planner. Keyword Planner bu şekilde yazılıyor. Türkçe olarak kullanıyorsanız anahtar kelime planlayıcısı ismiyle yer alacaktır büyük ihtimalle. Google Keyword Planner'a biz Google Ads platformu içerisinden
Google Ads platformu içerisinden ulaşabiliyoruz. Google Ads, herhangi bir Google Ads hesabınız varsa onun buradaki üst menüsünde ayarlar ve araçlar butonu yer alıyor. Burada anahtarla gösterilen menü. Buraya tıklamanız durumunda açılan menüde en solda planlama kısmı yer alır. Burada en solda ikinci sırada Keyword Planner. Türkçe olarak kullanıyorsanız da anahtar kelime planlayıcısı ismiyle yer alacaktır. Buraya tıkladığınız zaman da bu ekrana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Keyword Planner'ı bu aracı da anahtar kelime analizi yapmak için kullanabiliyoruz. Söylediğim gibi iyi bir web sitesi oluşturmak için bizim bir anahtar kelime listesine ihtiyacımız var. Buradaki anahtar kelimelerin analizinde Keyword Planner aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Bu ekrandaki buradaki ilk seçeneği, ilk kutucuğa yeni anahtar kelimeleri keşfet kutucuğuna tıklamanız gerekiyor. Şu an üzerine tıklıyorum ve benden basitçe buraya analiz yapmamı istedim, anahtar kelimeyi girmemi istedi. Örnek olmaz adına şöyle bir senaryo oluşturabiliriz. Diyelim ki biz Türkiye'de ayakkabı ürünleri üreten bir firma olalım. Ürünlerimizi de yurt dışına ihraç etmek isteyelim. Ürettiğimiz ürünler ya da ürün kategorileri bizim için değerli anahtar kelimeler olabilir. Bu ürettiğimiz ürünlerden ya da ürün kategorilerinden bir tanesini seçip ben şu an analiz etmek istiyorum. Diyelim ki leather boots yazdım. Yani deri bot ayakkabılar, deri botlar. Benim ürettiğim bir ürün kategorisi ya da ürün grubu olsun. Bu ürünün internette aramasını yapanlara kampanya göstermek istiyorum ya da web sitemi onlara ulaştırmak istiyorum. O yüzden böyle bir anahtar kelime seçtim ve bu anahtar kelimeyi şu an buraya yazdım. Bu şekilde anahtar kelimenizi yazdıktan sonra Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Enter tuşuna bastığınız zaman bu şekilde rengi maviye dönüşüyor ve bu anahtar kelime eklenmiş oluyor. Eklemeyi yaptıktan sonra aşağıda mavi bir buton yer alıyor. Sonuçları getir ya da get results tuşu. Buna basarak analize başlayabilirsiniz. Bastıktan sonra görüyorsunuz bazı sonuçlar gelmiş oldu. Yazdım ya da analizini yaptım. Anahtar kelime burada bu şekilde yer alıyor. Bunun yanındaki satırdaysa da bazı kriterler, arama kriterleri mevcut. Burada da değişiklikler yapabiliyoruz. İlk sırada lokasyon tercihi geliyor. Şu an Türkiye seçilmiş durumda. Ben bu lokasyonu değiştirmek istiyorum. Bunun için Türkiye lokasyon tercihinin üstüne tıklıyorum. Açılan pencerede ise de gördüğünüz üzere lokasyon Türkiye seçili olarak gelmiş durumda. Burada hedeflediğimiz lokasyonlar arasında Türkiye satırını bulup sonundaki çarpı işaretine basarsam Türkiye'yi lokasyon tercihlerimden kaldırmış olurum. Burada da yukarıda bir arama çubuğu bölgesi var. Buraya eklemek istediğim lokasyonu ya da ülkeyi yazabilirim potansiyel pazarımızı düşünerek. Diyelim ki hedef pazarımızsa da İngiltere olsun, United Kingdom yazayım şu şekilde. Gelen listede United Kingdom görüyorsunuz ilk sırada geldi. Ülke olarak yanında ülke olarak İngiltere yazıyor. Bu satırın sonunda target butonu yani hedefleme butonu yer alıyor. Ya da üzerine tıklayarak bu şekilde lokasyon tercihleriniz arasına İngiltere'yi ya da istediğiniz başka bir ülkeyi ekleyebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla bir ülkede buraya ekleyebilirsiniz. Şu an için sadece İngiltere'yi seçmek istiyorum. Bu şekilde dünya haritasında da İngiltere lokasyon coğrafi bölge olarak da seçilmiş oldu. Aşağıda bir kaydet butonu yer alıyor. Ona bastığımız zaman lokasyon tercihlerimizi güncellemiş olduk. Bir ikinci ayarımızda da dil seçeneği ayarı. Şu an Türkçe seçilmiş durumda. Yine bunun üzerine tıklıyorum. Açılan menüden bu aramanın hedeflediği dili seçebilirsiniz. İngilizceyi tercih edeceğim şu an için. Hem İngiltere'nin ana dili İngilizce olduğu için hem de girdiğim, seçtiğim anahtar kelime İngilizce olduğu için böyle bir tercih yapmak
istedim. Bir üçüncü ayarımızsa da burada tarih periyot aralığı yer alıyor. Üzerine tıkladığınız zaman bu şekilde bir grafik açılıyor. Buradan dilediğiniz tarih aralığını, periyodu seçebilirsiniz. Analizi yapmak istediğiniz. Şu an son 12 aylık veri seçilmiş durumda. Onu şu şekilde olacak şekilde 2021'i seçebilirim. 2021'in ocağından aralığına kadar olan dönem için bir geçen sene için analiz yapalım. Sonrasında yani buradaki butona basarak tarih aralığımızı güncelleyebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğim zaman burada benim arama yaptığım keyword yani anahtar kelimenin bulunduğu satır benim seçtiğim anahtar kelimeye ait verileri oluşturuyor şu şekilde. Burada bizim ilk olarak dikkat etmemiz gereken nokta aylık arama hacmi sayısı. Yani İngiltere'de İngilizce dilinde leather boots araması yani seçtiğim anahtar kelimenin araması aylık olarak ortalama 10 12.100 defa aratılıyormuş buradaki veriye göre. Siz de seçtiğiniz anahtar kelimelerin bu şekilde hacimlerine bakmanız faydalı olacaktır. Şayet hiç hacmi yoksa ya da çok fazla bir hacim veriyorsa bu tarz anahtar kelimelerden uzak durmanız gerekiyor. O yüzden hacim noktasına dikkat etmenizde fayda olacaktır. Eğer hiç arama hacmi olmayan bir anahtar kelimeniz varsa onu listenizden çıkartıp yerine biraz daha fazla hacmi olan yeni bir anahtar kelime eklemeyi düşünebilirsiniz. Ya da çok fazla, aşırı fazla arama hacmine sahip olan bir anahtar kelime eklerseniz de bu da çok genel olabilir. Yani sizin yaptığınız işle alakası olmayan insanları hem kampanyalarınıza hem web sitenize getirebilir. Bu tarz çok genel anahtar kelimelerden de uzak durmakta fayda olacaktır. Buradaki dengeyi korumak gerekiyor. Bir ikinci olaraksa da burada aylık arama hacminin yanında mavi bir grafik yer alıyor. Mouse'u bu grafiğin üzerine getirip bıraktığım zaman tıklamama gerek yok. Bu şekilde bir grafik açılıyor. Burada da aylık arama hacminin aydan aya nasıl değiştiğini bana gösterebiliyor. Örneğin 2021'in Ocak ayında 12.100 defa aratılmış, Şubat ayında 8.100'e düşmüş. Yani Ocak ayından itibaren başlayan bir hacimsel düşüş söz konusu. Bu düşüş Ağustos ayına ya da Temmuz, Ağustos yani yaz sonuna kadar devam etmiş. Yaz sonu ile birlikte özellikle Ağustos, Eylül aylarıyla birlikte hacminde ciddi bir artış olmuş ve Ekim, Kasım aylarında 2021'in Ekim, Kasım aylarında da zirveye ulaşmış. Yani şöyle de düşünebiliriz. Bu seçtiğim anahtar kelime mevsimsel olarak ya da aydan aya değişen bir döngüsü olabilir. Bu döngüleri de takip etmekte fayda oluyor. Bu anahtar kelimeyle ilişkili örnek veriyorum ürünleriniz varsa buradaki hacimsel değişikliklere göre, buradaki dönemlere göre bu tarz ürün gruplarını web sitenizde daha fazla ön plana çıkartabilirsiniz. Hacminin yükseldiği aylarda, dönemlerde örnek veriyorum. Burayı da takip etmekte fayda olacaktır. Bir üçüncü olarak bahsetmek istediğim noktada burada yeni anahtar kelime fikirlerinin yer aldığı aşağıya doğru uzayan bir listemizde mevcut. Şayet aramasını yaptığınız anahtar kelimelerle ilgili yeni fikirlere açıksanız burada Google Keyword Planner size o anahtar kelimelerle ilgili bazı öneriler yapabiliyor. Burayı da incelerseniz beğendiğiniz anahtar kelimeler olursa onları da kendi anahtar kelime listenize ekleyebilirsiniz. Burayı da inceleyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Bir üçüncü aracımızda da Google Trends. Burada da yine anahtar kelime analizine benzer, yani arama terimleri, kelimeler arasında karşılaştırmalar ya da popülerlik, böyle hacimsel olarak değişiklikler olsun, onların analizlerini yapabiliyoruz. Örnek olması adına şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki bot araması yapayım. Bu şekilde Türkiye'deki bir ayakkabı üreticisiydik. Farklı farklı ürün grupları ürettiğimizi düşünelim. Kışlık bir ürün grubu olan bot aramasını yaptım. Enter tuşuna bastım ve bir analiz gelmiş oldu.
Sonrasında ilk girdiğim ürün grubunun yanına burada compare ya da karşılaştır kısmı yer alıyor. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman yeni bir arama terimi giriş yapmamı istiyor. Diyelim ki buraya shoes yazalım. Biraz daha klasik ayakkabıları ifade etmesi için o kategoriyle ilişkilendirmek için. Bir üçüncü olaraksa yine buraya tıklıyorum karşılaştırma kısmına. Yazlık bir ürün grubu olan sandalet ürün grubunu eklediğimizi düşünelim. Yani kışlık daha kışlık bir ürün modeli, daha genel bir ayakkabıyı ifade eden, günlük kullanımı ifade eden bir terim, bir de yazlık bir ürün grubunu ifade eden bir terim eklemiş olduk. Bu üç farklı ayakkabı kategorisi ürün grubu arasında örnek veriyorum bir karşılaştırma, bir analiz yapabiliriz Google Trends aracılığıyla. Burada da yapabildiğimiz bazı ayarlamalarımız mevcut. İlk sırada lokasyon tercihi geliyor burada. Şu an Türkiye seçilmiş durumda. Yine burada Türkiye'nin üzerine tıklıyorum ve açılan menüden istediğim ülkeyi, istediğim lokasyonu tercih edebilirim. İngiltere'den devam edelim. Bu şekilde United Kingdom yazdım. İngiltere. Lokasyon olarak İngiltere'yi seçtim. Bir ikinci ayarımız yine tarih periyot aralığı seçebiliyoruz. Burada olduğu gibi son 12 aylık veri seçilmiş durumda. Dilersek 2014 senesine kadar giden bir analiz yapabiliriz. 2004 senesine kadar giden bir analiz yapabiliriz. 12 aylık veriyi bırakıyorum. Bu şekilde kalsın istedim. Bir üçüncü ayarımızsa da bizim için kritik olan kısım buradaki kategori tercihleri kısmı. Şayet hani çok buraya yazdığım kelimeler, arama terimleri farklı farklı sektörlerde farklı farklı anlamlara gelebilir. Yani bu tarz durumlar olabiliyor. O yüzden mümkün mertebe buradaki kategori kısmından bizim içinde bulunduğumuz sektöre, yaptığımız işe en yakın hangi kategori varsa onu seçmemiz gerekiyor ki bizim analizimiz en doğru sonucu versin. Biz ayakkabı sektöründe olduğumuz için ben footwear'i seçiyorum. Yani ayakkabıyla en ilişkili kategori bu olduğunu düşünerek. Söylediğim gibi siz de yaptığınız analizlerde kendinize en yakın hissettiğiniz kategoriyi seçmeniz gerekiyor. En doğru sonuca ulaşmanız için. Bot araması mavi ile ilişkilendirilmiş durumda grafikte. Shoes araması kırmızıyla, sandalet araması ise sarıyla ilişkilendirilmiş durumda. Genel olarak popülerlik karşılaştırmasına baktığımız zaman son 12 ayda bot araması %56 ile ilk sırada yer alırken shoes araması %41 ile ikinci sırada yer almış. Sandaletlerse yazlık ürün grubumuzu oluşturan ürünlerimizde de %9'luk bir popülerliğe ulaşmış son 12 ayda kendi içerisinde. Grafiğe de baktığımız zaman aydan aya bu değişimin nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. Yani şu an itibariyle geçen senenin yani 2021'in Şubat ortası ile birlikte shoes ve bot aramalarının popülerlikleri dengeli hale gelmiş ve bu denge Eylül ayının başına kadar devam etmiş gibi gözüküyor. Eylül ayı ile birlikte özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte daha kışlık bir ürün grubu olan bot ürünlerinin popülerliğinde ciddi anlamda bir artış gerçekleştirmiş. Yıl başına kadar yani Ocak ortalarına kadar da bu devam etmiş. Ocak ortalarıyla itibaren bot aramalarının popülerliği düşmeye başlamış diyebilirim. Yine daha yazlık bir ürün grubu olan sandaletlerin değişimini de buradaki sarı grafikten görebiliriz. Nisan ayı ile birlikte kış aylarının bitip Nisan ayının gelmesiyle birlikte böyle bir hacimsel olarak artış gerçekleşiyor ve Mayıs sonu Haziran başındaysa da ciddi anlamda bir peak yapmış, en tepeye ulaşmış. Buradaki popülerlik de Ağustos ayına kadar devam etmiş gibi düşünebiliriz. Örneğin sizin de bu şekilde farklı farklı ürettiğiniz ürünler, ürün grupları varsa bu tarz onlar arasında analizler yaparak, karşılaştırmalar yaparak yine web sitesiniz tarafından hangi ürün grubunu ön plana çıkartmak istiyorsanız bunlarla ilgili analizler yapabilirsiniz. Bu tarz değişiklikleri takip edebilirsiniz. Tabii bazen bu veriler ülkeden ülkeye göre de değişebiliyor. Örnek veriyorum şu an biz İngiltere'yi seçmiştik. Analizi İngiltere için yapmış olduk.
Bir de Amerika için bakalım, örnek veriyorum. Orada daha farklı bir sonuç karşımıza çıkabilir. Bu şekilde United States yazdım. Yani Amerika'yı lokasyon için tercih ettim ve grafikte baktığım zaman shoes aramalarının, yani kırmızıyla gösterilen daha klasik ayakkabıları ifade eden shoes aramalarının son 12 ay boyunca sürekli olarak en popüler arama olarak kaldığını görebiliyoruz. İngiltere'den farklı olaraksa da özellikle yaz aylarında, yani Nisan sonu ve yine Ağustos arasındaki dönemde bot aramalarını, sandalet aramalarının popülerlik noktasında yakalayıp hatta dönem dönem üzerine çıktığı da olmuş. Yani bu tarz kelime gruplarının, arama terimlerinin de ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini söyleyebilirim. O yüzden sizin için potansiyel pazarınız Amerika ise Amerika'ya göre bir analiz, diğer bir potansiyel pazarınız İngiltere ise İngiltere'ye göre farklı analizler yapabilirsiniz. İngiltere'ye gösterdiğiniz web siteniz farklı olabilir, Amerika'ya gösterdiğiniz web siteniz farklı olabilir. Bu tarz potansiyel pazarlarınız arasında da karşılaştırmalar yapmanız gerekiyor, ideal bir web sitesi yapısına sahip olmak için. Bu üç araçla ilgili genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Sizin merak ettiğiniz, ekstra olarak sormak istediğiniz bir soru var mı? Biraz onu bekleyeyim, yoksa sunuma devam etmek istiyorum eğitime. İyi bir web sitesi nasıl oluşturulur demiştik. Üç tane başlıktan bahsettik. Bir dördüncü başlığımızsa da dönüşümün kararını vermek olacaktır. Dönüşüm nedir diye sorarsanız da bizim için yani İngilizce olarak conversion olarak ifade ediliyor. Belki bu isimle de tanıyor olabilirsiniz. Dönüşüm şu anlama geliyor. Web sitenize gelen kullanıcıların, ziyaretçilerin temelde almasını istediğimiz aksiyona biz dönüşüm ismini veriyoruz. Yani örnek vermek gerekirse bir e-ticaret sitesi için dönüşüm muhtemelen satış olacaktır. Ya da B2B iş yapan ya da ithalat ihracat işleriyle uğraşan bir firma içinse de iletişim formu toplamak, örnek veriyorum, temel dönüşüm olabilir. Web sitemizi oluşturma noktasında biz de özellikle tasarıma başlamadan önce, dizayna geçmeden önce bu dönüşümün ne olacağına karar vermemiz gerekiyor. Çünkü web sitemizin genel yapısında sürekli olarak hem içerik kısmında hem tasarım kısmında web sitemize gelen kullanıcıları hep bu dönüşüme yönlendirecek şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. O yüzden web sitemizi oluşturmadan önce bizim için temel dönüşümün ne olacağına karar verirsek daha iyi bir web sitesi oluşturabiliriz. Dönüşümün kararını da verdikten sonra web sitemizi oluşturmaya, kodlamaya başlayabiliriz. Bu analizleri mevcut bir web siteniz varsa onu daha iyi hale getirmek için de kullanabilirsiniz. Bir soru geldi. Selamlar. Benim bir sorum olacak. Aynı içeriği 25-30 farklı üründe yazmamızda sakınca olur mu? 25-30 farklı üründe yazma sebebimiz ürünün sadece çok ufak farklının olması, en boy yükseklik gibi. Evet, aslında bu bir sorun oluyor Ramazan Bey. Çünkü farklı farklı, yani web sitesi sizin web siteniz ama web sitenizin içerisinde farklı farklı web sayfaları oluyor. Ve her web sayfasında birbirini tekrar eden içerik olması durumunda burada SEO anlamında biz problem yaşayabiliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca farklılaştırmak gerekiyor. Orada içerik kısmını, hani 25-30 tane farklı ürün olması, evet, biraz zor olacaktır farklılaştırma noktasında. Ya da bu tarz durumlarda bazı SEO ayarları yapabiliyoruz. Yönlendirme seçeneklerini kullanarak diyeyim. Orada onları kullanmak gerekiyor ki web sitemiz SEO tarafında yani herhangi bir problemi yaşamasın, herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Bu şekilde söyleyebilirim. SEO tarafına ayrıca geleceğim ama. Orada da tekrar konuşuruz dilerseniz.
Evet, orada bahsedebiliriz. Web sitesi kısmı ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi dijital pazarlama tarafına geçmek istiyorum. Yine dijital pazarlamanın da böyle farklı farklı alt türleri var. Bundan çok daha fazla dijital pazarlama çalışması türü var diyebilirim ama ben özellikle bugün 5 tanesini tercih ettim. Bunların ilki de muhtemelen bizim için en önemli olacak dijital pazarlama çalışması türü arama motoru pazarlamasıdır diye bilirim. Özellikle yurt dışına yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız. Arama motoru pazarlaması da İngilizce olarak Search Engine Marketing ismiyle geçiyor. Kendi içerisinde kabaca ikiye ayırabiliriz. Bir tarafta arama motoru reklamcılığı yer alırken diğer tarafta da arama motoru optimizasyonu yer alıyor. Arama motoru optimizasyonu da Türkiye'de genellikle SEO ismiyle biliniyor. Bu şekilde kullanılıyor diye bilirim. Reklamcılık kısmını ücretli kısım gibi düşünebilirsiniz. Yani arama motoru reklamcılığından web sitemize gelen trafik için, kullanıcılar için biz arama motorlarına bir miktar ücret ödemek durumunda kalıyoruz. Reklamcılık tarafı bizim için ücretli taraf. Arama motoru optimizasyonu çalışmalarıyla yarattığımız trafiğin adına da organik trafik diyoruz. Arama motorlarından gelen bir trafik türü yine organik trafikte. Organik trafik için ise arama motorlarına herhangi bir ücret ödemiyoruz. O yüzden SEO tarafı, arama motoru optimizasyonu tarafı bizim için ücretsiz kısmı oluşturuyor. Şöyle örnek bir arama ekranı üzerinden de hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Ben bir arama gerçekleştirdim Google'da. Leatherboots diye bir arama yaptım. Benim için değerli olan bir anahtar kelimeydi. Gelen sonuçlara şimdi bakalım. Burada 1, 2, 3 ve 4. Yani ilk 4 sırada yer alan sonuç buradan itibaren. İlk 4 sıradaki sonuç reklam. Yani arama motoru pazarlaması örneği, reklamı örneği pardon. Bunu da nereden anladım? Burada başlarında ad ibaresi yer alıyor. İngilizce olarak reklam anlamına geliyor. Siyah koyu harflerle yazılan A ve D harfleri, ad ibareleri. Türkçe olarak kullanıyorsunuz da muhtemelen burada reklam şeklinde bir yazı yazacaktır. İlk 4 sırada çıkan sonuç benim için reklamcılık, arama motoru reklamcılığı örneği oldu. Şayet ben buradaki reklamlardan bir tanesine tıklarsam ve bu reklam verinin web sitesine gidersem, bu reklam veren Google'a yani arama motoruna yönlendirdiği trafik için bir ücret ödemek durumunda kalıyor. Aşağıdaki reklamların altında yer alan sonuçlarsa da görüyorsunuz başlarında herhangi bir reklam veya ad ibaresi yer almıyor. Bunlar da organik sonuçları oluşturuyor. Şayet ben buradaki organik sonuçlardan bir tanesine tıklarsam ve bu web sitelerinden bir tanesine gidersem arama motoruna yani Google'a herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmıyorum. Bu trafiğin adına organik trafik diyoruz ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleşmiş oluyor. Temelde böyle bir ayrım olduğunu söyleyebilirim. Hemen tekrar sunuma geri döneyim. Arama motoru reklamcılığında da bugün ağırlıklı olarak Google üzerinden gidiyorum. Çünkü dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Google olduğu için hani biz dijital pazarlama tarafında genellikle Google araçlarını ve Google reklamlarını kullanıyoruz diye bilirim. Bununla birlikte sizin için böyle spesifik pazarlarınız varsa, hedef alabileceğiniz spesifik pazarlar varsa, bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. Rusya ise Yandex reklamlarını kullanabilirsiniz. Çünkü Rusya'da muhtemelen en fazla kullanılan arama motoru Yandex'tir. Yine spesifik olarak Çin sizin için önemli bir pazarsa, Çin'in de kendi yerel arama motoru Baidu'dur. Baidu reklamlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Onun haricinde özellikle Amerika'da ve Avrupa'da diğer ülkelerle bu coğrafyalardaki en çok kullanılan, en sık kullanılan arama motoru Google olduğu için
Biz Google reklamları üzerinden genellikle çalışmalarımızı yapmayı tercih ediyoruz diyebilirim. Google reklamlarımızı da Google Ads platformu üzerinden oluşturabiliyoruz. Google Ads'te de yani Google reklam türleri arasında da yapabildiğimiz belli başlı bazı reklam türleri mevcut. Dört tanesinden bahsetmek istiyorum hızlıca. Bunların haricinde birkaç tane daha yapabildiğimiz reklam türü de mevcut. Burada esas olarak üzerinde durmamız gereken reklam türü ama arama reklamları buradaki yukarıdaki örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi Google'da bir arama yaptığımız zaman karşımıza çıkan reklam türüdür. Genellikle bu şekilde yazı olarak karşımıza çıkıyor. Tıklanması durumunda reklam veren Google'a bir miktar ücret ödemek durumunda kalıyor. Az önce bahsettiğim gibi. İkinci reklam türümüzde de görsel reklamlar. Buradaki aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi. Kendi web siteniz haricindeki web sitelerinde, örnek veriyorum haber siteleri gibi web sitelerinde bazı böyle reklam alanları oluyor. Bu reklam alanlarında bizde görsel bannerlar ya da GIF'ler de olabiliyor, hareketli görseller de olabiliyor. Bu tarz görseller, bannerlar hazırlayıp bu alanlarda reklam gösterebiliyoruz Google Ads platformu üzerinden. Bir üçüncü reklam türümüzde de alışveriş reklamları türü. Buradaki örnek ekran görüntüsünde yer aldığı gibi. Yine Google'da arama motorunda bir arama yapıldığı zaman şayet o ürün benim web sitemde satılıyorsa ya da o ürün kategorisiyle ilgili ürünlerim satılıyorsa bu şekilde listelenebiliyor. Alışveriş reklamlarını ağırlıklı olarak e-ticaret firmaları kullanıyor diyebilirim. Hani çünkü bazı e-ticaret sitelerinde böyle on binlerce hatta yüz binlerce ürün olabiliyor. Her ürün için ayrı ayrı kampanya oluşturmak çok zor olduğu için alışveriş reklamları gibi dinamik reklam türlerini kullanıyorlar. Onları tercih ediyorlar. Söylediğim gibi satılan ürün web sitenizde yer alıyorsa bu şekilde ürün görseli, ürün adı, başlığı, fiyat bilgisi ve markasıyla birlikte alışveriş reklamları kısmında yer alabiliyor. Kullanıcı sizin ürününüzü ilgisini çekerse ve bu ürünün üzerine tıklarsa yine web sitenizdeki ürünün yer aldığı web sayfasına yönlendirilmiş olur. Bu şekilde çalışan bir reklam modeli. Son reklam türümüz, reklam modelimiz ise de video reklamları. Buradaki örnek ekran görüntüsünde yer aldığı gibi. Bu reklam türünü de YouTube reklamları gibi düşünebiliriz. Eminim hepimizin karşısına çıkıyordur. YouTube'da bir video izlerken başında ya da ortasında arasında bir yerlerde video reklamlar karşımıza çıkıyor. Siz de kendi markanızla alakalı bu tarz video reklamlar hazırlayarak, oluşturarak YouTube üzerinden potansiyel müşterilerinize ulaşmayı deneyebilirsiniz. Ekstra olarak Google Ads'te yani Google platformu üzerindeki yapabildiğimiz arama kampanyalarının ayarlamaları ve hedeflemeleri üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz bu kampanyalarımızı oluştururken biz bazı hedeflemeler yapabiliyoruz ya da ayarlamalar bizim için değerli şeyler, kampanyalarımızın performanslarını arttırma noktasında. Bunların ilki anahtar kelime tercihlerimiz. Google'da bir arama yapıldığı zaman bu arama karşılığında bazı reklamlar çıkıyor bildiğiniz üzere. Bu reklamların çıkıp çıkmama durumunu bizim tercih ettiğimiz yani hedeflediğimiz anahtar kelimeler belirliyor. Yani hangi aramalara kampanya göstermek istiyorsam, hangi aramalara reklam göstermek istiyorsam buradaki anahtar kelimeleri ben tercih edebiliyorum. Reklam göstermek istediğim kelimeleri ben tercih edebiliyorum. Bu ilk ve en önemli ayarlamamız, hedeflememiz diyebilirim. Web sitesi tarafında bahsettiğim gibi iyi bir web sitesi oluşturma noktasında anahtar kelime listemizi oluşturup onun üzerinden analizler yapmamız gerekiyor demiştim. Oradaki seçtiğimiz anahtar kelimeleri özellikle
sıfırdan başlıyorsak, yeni bir kampanya yapısı oluşturuyorsak kullanarak Google tarafındaki arama kampanyalarını da başlayabiliriz. Anahtar kelime analizi yapmak, doğru anahtar kelimeleri seçmek burada da bizim için çok önemli. İkinci olarak da reklam metinlerimizi ayarlayabiliyoruz. Buradaki örnek ekran görüntüsüne baktığımız zaman mavi büyük harflerle gösterilen kısımlar buradaki başlık kısımlarını oluştururken reklam metinlerinin başlık kısımlarını, aşağısındaki siyah küçük harflerle olan kısımlarsa da reklam metinlerinin açıklama kısımlarını yani description alanlarını oluşturuyor. Bununla birlikte bu açıklama kısmının sonunda bazen de bu şekilde uzantılar yer alabiliyor. Aşağıdaki ikinci reklamda görüyorsunuz bu tarz uzantılar yok. Bunlar her zaman çıkmayabiliyor. Önemli değil. Yani burada benim esas olarak dikkat etmek istediğim nokta reklam metinlerimizin de tamamen kontrolü bize ait oluyor. Yani biz burada başlık kısmında, açıklama kısmında ya da ekstra uzantılar kısmında metin olarak ne yazarsak, ne girersek Google'da da aramayı yapan kullanıcıların karşısına bu reklam metinleri bir bütün olarak karşısına çıkıyor. Reklam metinleri aşamasında da yine tüm kontrol bize ait potansiyel müşterilerimizin ilgisini çekecek, dikkatini çekecek, onların kampanyayı yani buradaki reklama tıklatacak şekilde metinler oluşturmamız, hazırlamamız gerekiyor diyebilirim. Bir üçüncü ayarımızda da açılış sayfası ayarı. İngilizce olarak landing page olarak kullanılıyor açılış sayfaları. Kampanyamız bu şekilde gösterim aldıktan sonra şayet kullanıcı tıklarsa benim web siteme yönlendiriliyor olacaktır. Web sitemde de farklı farklı web sayfaları olabiliyor. Yani her aramanın karşılığını farklı bir web sayfasına da istersem yönlendirebilirim. O yüzden burada da web sitemdeki hangi web sayfasına kullanıcının yönlendireceğini de ben karar verebiliyorum. Açılış sayfası tercihi de, landing page tercihi de tamamen benim kontrolümde olan bir durum. Hatta dilersek de her kampanya için, her reklam için farklı farklı özelleştirilmiş açılış sayfaları da hazırlayabiliriz. Bu tarz çalışmalarda yapabiliyoruz. Arama kampanyalarımızda ilk 3 ayarlama yani anahtar kelime, reklam metini ve açılış sayfası tercihi bizim için en kritik 3 tercih, 3 hedefleme, 3 ayarlama diyebilirim. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Kullanıcı bu aramayı yaptı. Öncelikli olarak bu yapılan aramayla benim markamın bir ilişkisi olması gerekiyor. Bunu da anahtar kelimeyle karar veriyoruz. Kullanıcı bu aramayı yaptıktan sonra bunun karşılığında buradaki reklam metinlerini okuyor. Yaptığı aramayla okuduğu reklam metinlerinin de birbiriyle ilişkisi olması gerekiyor ki tıklama ihtimali o kadar yüksek olsun. Reklam metinleri kısmında da buna dikkat etmek gerekiyor. Yani yaptığı aramayla ilişkili reklam metinlerini göstermek gerekiyor. Sonrasında kullanıcının ilgisini de çektikten sonra üzerine tıkladığı zaman web sitemdeki istediğim bir açılış sayfasına kullanıcı yönlendirilmiş olacak. Yine o kullanıcıyı yaptığı arama ve okuduğu yazılarla ilişkili olan bir web sayfasına, açılış sayfasına yönlendirmemiz gerekiyor ki hala ilgisini sıcak tutabilelim. O kullanıcıyı, o kişiyi dönüşüm oluşturmaya yani conversion'a yönlendirebilelim. Bizim için o yüzden arama kampanyalarında bu ilk 3 ayarlama çok kritiktir diyebilirim. Bir dördüncü hedeflememiz, ayarlama türümüzde de lokasyon tercihleri. Kampanyalarımın gösterim almasını istediğim coğrafi lokasyonları yine tercih edebiliyorum. Bunları da hedef pazarlarımız, yani potansiyel pazarlarımız buradaki o ülkelere yönelik hedeflemek mantıklı seçenek olacaktır. Benim hedef pazarım lokasyon olarak İngiltere ise şayet kampanyalarımda lokasyon olarak İngiltere'yi hedefleyebilirim. Böylelikle İngiltere haricindeki diğer ülkelere kampanyalarım gösterilmemiş olur. Sadece İngiltere'deki kişilere ulaşırım. Bununla birlikte lokasyon tarafında sadece ülke olarak değil, il ve ilçe boyutunda da daha küçük lokasyonlarda da hedeflemeler
biliyoruz. Hatta dilersek çok daha küçük alanları da hedefleyebiliriz. Tek bir kampanyada birden fazla lokasyonu da hedefleyebiliyoruz. Dilersek iki tane, üç tane ya da daha fazla ülkeyi de aynı kampanyada hedefleyebiliriz. O tarz bir ayarlamamız da mevcut. Bir diğer tercihimizde de dil tercihleri olabiliyor. Bunu da özellikle farklı farklı dillerde arayüzleri olan, web sitesi arayüzleri olan firmalar kullanmayı tercih ediyor diyebilirim. Şöyle düşünebilirsiniz, web sitenizin Almanca bir arayüzü olsun, bir de Arapça arayüzü olsun. Siz Almanca bilen kişilere Almanca anahtar kelimeler, Almanca reklam metinleri hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kişilerin Almanca bildiğinden emin olmak için de kampanyalarınızda dil tercihini Almanca olarak seçebilirsiniz. Böylelikle Almanca kampanyalarınız Almanca bilen kişilere iletilmiş olur. Bu tarz hedeflemeler ya da özelleştirmeler de yapabiliyoruz. Bir diğer tercihimiz ise de daha demografik bir tercih olan yaş ve cinsiyet eğilimi. Bunun ayarlaması da mevcut. Kampanyalarımızda özellikle ürettiğimiz ürünler olabilir, yani sağladığımız hizmetler, servisler olabilir. Spesifik olarak bir yaş grubunu veya bir cinsiyet grubunu ilgilendiriyorsa ya da onlarla ilişkiliyse bunları yine kampanyalarımızda tercih edebiliyoruz, seçebiliyoruz. Örnek veriyorum, benim ürettiğim ürünler daha genç yaş grubundaki kişileri ilgilendiriyorsa daha genç yaş gruplarını seçerek kampanyalarımda sadece onları hedefleyebilirim. Ya da cinsiyet noktasında tercih ettiğim, hedeflemek istediğim özel bir cinsiyet varsa onu da kampanyalarımda seçebiliyorum. Bir diğer ayarlamamızda da gün ve saat tercihi. Bazı şirketlerin tercihleri olabiliyor. Örnek veriyorum, hafta sonu çalışmayan şirketler olabiliyor. Bu tarz şirketler kampanyalarının hafta sonları çalışmamasını isteyebiliyor. Bunun için sürekli olarak kampanyalarınızı açıp kapatmanıza da gerek yok. Çalışmak istediği, yani kampanyalarınızın çalışmasını istediğiniz gün ve saat aralıklarını bir kere belirledikten sonra kampanyalarınız otomatik olarak o günlerde ve o saat aralıklarında otomatik olarak çalışacaktır. Bunun haricinde ekstra bir ayarlama, açma, kapama gibi şeyler yapmanıza gerek kalmayacaktır. Buna yönelik de bir tercihimiz, bir ayarlamamız olabiliyor. Sonraki hedefleme tercihimiz ya da ayarlamalarımızdan bir tanesi de Google arama kampanyalarında yapabildiğimiz hedef kitle tercihleri. Hedef kitleler özel tanımlı hedef kitleler biz kampanyalarımıza yine ekleyebiliyoruz. Bu hedef kitleleri de kendi içerisinde kabaca üçe ayırabiliriz. Birincisi in-market, ikincisi affinity, üçüncüsü ise de remarketing hedef kitleleri. In-market ve affinity biraz daha birbirine yakınken remarketing ise de bambaşka bir hedef kitle grubunu oluşturuyor. Şöyle bakmak gerekirse in-market tarafını bir konuyla geçici olarak ilgi duyan kişilerin yer aldığı hedef kitleler, hedef kitle segmentleri olarak düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şöyle bir şey hayal edebiliriz. Diyelim ki ben yakın zamanda bir elektronik ürün almak istiyorum. Son bir hafta, iki hafta ya da 3 gün, 5 gün içerisinde Google'da bu elektronik ürünle ilgili aramalar yaptım. Bazı web sitelerine girdim, çıktım vesaire. Hani normalde hiç yapmadığım bir davranıştı ama son bir iki hafta içerisinde böyle geçici olarak bir konuyla ilgi duymuş olabilirim. O zaman Google diyor ki ya diyor bu kişi yakın zamanda bir elektronik ürün alabilir ya da elektronik ürünle alakalı geçici bir ilgisi oluştu. O zaman in-market hedef kitlesi grupları arasından elektronikle ilişkili olan segmentlere beni kullanıcı olarak yerleştirebiliyor. Siz de bu segmentleri, in-market segmentlerini bulup sizin markanızda ya da sizin içinde bulunduğunuz sektörle ilişkili in-market segmentlerini kampanyalarınıza ekleyebilirsiniz. Affinity tarafı da buna yakın. Burada da bir konuyla daha uzun süreli olarak ilgi duyan kişiler yer alıyor bu tarafta. Burada da uzun süre derken 3 ay, 6 ay, böyle 1 senelik gibi bir periyodu düşünebilirsiniz. Diyelim ki
6 ay boyunca ben her gün ekonomiyle ilgili araştırmalar yaptım. Google üzerinde ekonomiyle ilgili web sitelerine ziyaret ediyorum. Bu durumda da çok daha uzun süreli bir ilgi alanı olarak değerlendirip Google benim affinity hedef kitleleri arasındaki ekonomiyle ilişkili olan segmentlere yerleştirebiliyor. Siz de yine bu segmentleri keşfedip aralarından tercihlerinizi yapıp kampanyalarınıza ekleyip bilirsiniz. Böylelikle daha ilişkili, daha potansiyel müşterilerinize, daha yüksek ihtimali olan kişilere ulaşmayı deneyebilirsiniz. Bir üçüncü hedef kitle grubumuzda da remarketing hedef kitle grubu. Burada da web sitenizi daha önce ziyaret etmiş kullanıcılar yer alıyor. Kabaca böyle söyleyebilirim. Burada da şu tarz özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Örneğin son 60 gün içerisinde web sitemi ziyaret etmiş fakat iletişim formu doldurmamış kullanıcılar gibi özel hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Ya da son 30 gün içerisinde web sitemi ziyaret etmiş ama bir ürün almadan terk etmiş kullanıcılar gibi hedef kitleler oluşturabiliyoruz. Ya da spesifik olarak bir web sayfasını ziyaret etmiş kullanıcılar gibi remarketing kitleleri, yeniden pazarlama hedef kitleleri oluşturabiliyoruz. Tekrar bu kişileri web sitemize çekmek istersek bunlar üzerinden de kampanya hedeflemeleri, ayarlamaları yapabiliriz. Son olaraksa da bir dönüşüm takibi yani conversion takibinden bahsetmek istiyorum. Dönüşümün ne olduğunu web sitesi tarafında tanımlamıştık. Bizim için web sitemize gelen kullanıcıların almasını istediğimiz aksiyondu. Satış gibi, iletişim formu doldurmak gibi, üyelik gibi dönüşümler olabiliyor. Şayet Google Ads platformunda sizin için bu dönüşümün ne olduğunu tanımlarsanız, bununla ilgili ayarlamayı yaparsanız, otomatik olarak sizin için dönüşüm sayısını takip etmeye başlar. Böylelikle farklı farklı örnek veriyorum kampanyalarınız olabilir ya da bir kampanyanın içerisinde birden fazla anahtar kelimeniz olabilir. Bunların performanslarını birbiriyle kıyaslama noktasında dönüşüm takibi özelliği bizim için çok yol gösterici olabiliyor. Şayet Google reklamlarını kullanmak isterseniz ya da hali hazırda kullanıyorsanız sağlıklı bir dönüşüm yapısı oluşturmanızı ben tavsiye ederim. Söylediğim gibi performans takibi noktasında dönüşüm sayımızı bilmek bizim için yaptığımız çalışmalarda çok yol gösterici olabiliyor. Bir de son olarak arama kampanyaları haricinde görsel remarketing yani görsel yeniden pazarlama reklam türünden bahsetmek istiyorum kısaca. Bu da eminim hepimizin karşısına çıkıyordur. Bir e-ticaret sitesini ziyaret ederiz. Genelde birkaç tane ürüne bakarız, ziyaret ederiz. Sonrasında o ürün farklı farklı web sitelerinde durmadan karşımıza çıkmaya başlar. Bu aslında bir remarketing kampanyası, görsel remarketing kampanyası örneğidir. Siz de web sitenize gelmiş kullanıcıları bir süre daha bu şekilde görsel kampanyalarla, görsel yeniden pazarlama kampanyalarıyla takip etmeniz faydalı olacaktır. Arama kampanyalarınıza destek olarak bu şekilde remarketing kampanyaları yapabilirsiniz. Tekrar o kullanıcıları web sitenize çekmek için bu tarz çalışmalar yapmayı düşünebilirsiniz. Genel olarak arama motoru reklamcılığı ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ekstra olarak sormak istediğiniz bir konu veya bir nokta varsa biraz bekleyeyim, yoksa arama motoru optimizasyon tarafına geçmek istiyorum. Ben Bey, soru yoksa eğer bilmiyorum hani programlamanız nasıl ama bir 5-10 dakika ara versek sizin için uygun olur mu? Olur. Bir 5 dakika ara verebiliriz. Çeyrek Saat geçe şu an tekrar. saat şu an 15:08. Dilerseniz bir 5 dakika kahve molası verelim. 15:15'te tekrar başlayalım sizin için uygunsa. Tabii, benim için oluyor. Tamam 15 geçe tamam. tekrar Çok teşekkür, başlıyoruz. çok teşekkürler. Çok sağ olun değerli konuklar. 15:15'te tekrar eğitimimiz devam edecek. Bilginiz olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun, söz sizdeyim. Sağ olun. Reklamcılık tarafından bahsettik. Orada Google Ads platformundan ve reklam türlerinden
bahsettik. Şimdi arama motoru pazarlamasının optimizasyon, yani arama motoru optimizasyonu kısmına geçebiliriz. SEO'nun da farklı alt türleri olmasıyla birlikte bugün 3 tanesinden özellikle bahsetmek istiyorum. Buraya geçmeden önce, alt başlıklarına geçmeden önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak arama motoru optimizasyonu, yani SEO çalışmalarını ne kadar doğru yaparsak SEO skorumuz, yani web sitemizin, web sayfalarımızın SEO skorları muhtemelen o kadar yüksek olacaktır diyebilirim. Bu da Google gibi arama motorlarının değerlendirmelerinde, organik sonuçlarında hem daha fazla hem de daha üst sıralarda yer almamıza yardımcı oluyor. Bu da şu anlama geliyor: daha fazla organik trafik alabileceğimiz anlamına geliyor. Organik trafik de ücretsiz trafik türü olduğu için genellikle markalar, firmalar ya da web sitesi sahipleri arama motoru optimizasyonu çalışmalarına önem veriyor. Buradaki geliştirmeleri ve iyileştirmeleri yapıyor. Arama motorlarının da böyle kendince yaptığı analizler oluyor. Biz bu analizlere indeksleme işlemi diyoruz. İndeksleme işlemini de şöyle anlatabilirim. Diyelim ki Google gibi arama motorlarının dijital botları oluyor ya da elektronik botları. Bu botlar belirli periyotlarda bizim web sitelerimizi ziyaret ediyor ve web sayfalarımızı bir tarama işleminden, analiz işleminden geçiriyorlar. Biz bu işleme, bu değerlendirme işlemine indeksleme diyoruz. İndeksleme sonrasında da bizim web sayfalarımızın, web sitelerimizin bir SEO skoru oluşmuş oluyor. Bir soru geldi. Bu organik olmayan satın almaların web sitelerimize zararı var mı? Organik olmayan satın almalar tam olarak ne oluyor Sibel Hanım? Yani detay vermenizi isteyebilir miyim? Şey, bu arada hani mikrofonunuzu açıp da konuşabilirsiniz eğer hani yazmak uzun sürüyorsa. Mikrofonunu açmayı talep eden varsa söylerse ben açabilirim. Çünkü izin gerekiyor. Herkes mikrofonunu açamıyor. Sibel Hanım, yazıyor musunuz? Yoksa devam edelim mi? Tamam. Tamam. Siz yine sormak isterseniz sonra da tekrar yazabilirsiniz. Tamamdır. İndeksleme işlemi de bu şekildeydi. Yani arama motorlarının, Google gibi arama motorlarının bizim web sitemizi analiz etme, tarama işlemine indeksleme diyoruz. İndeksleme sonucunda da, bu işlem sonucunda da bir SEO skorumuz oluşmuş oluyor. Alt maddelere baktığımız zamansa da bizim SEO tarafında ilk dikkat etmemiz gereken konu teknik SEO kısmı. Teknik SEO da web sitemizin web teknolojileriyle ilgili kısmı gibi düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse kullandığımız sunucu altyapıları, web sitesini oluştururken kullandığımız kodlama dilleri ve bu kodlamanın ne kadar sağlıklı ve düzgün yapıldığı, örnek vermek gerekirse kullanılan HTML etiketleri ve bunların kullanım şekilleri gibi. Ya da daha farklı olarak web sayfalarımızın açılış hızları, yine web sayfalarımızın mobil cihazlarla uyumluluğu gibi konular genel olarak teknik SEO tarafını ilgilendiriyor diye bilirim. Biz teknik SEO analizleri yapmak için bazı ücretli araçlar kullanabiliyoruz. Bu araçlar da tıpkı
böyle Google gibi arama motorlarının botlarını taklit ederek geliyor, bizim web sitemizi analiz ediyor, bir taramadan geçiriyor ve bulduğu sorunları, bulduğu problemleri ya da iyileştirme alanlarını bizimle paylaşabiliyor. Bu analize de crawl analizi diyoruz. Genel olarak literatürde crawl analizi ismiyle kullanılıyor. Siz de bu tarz araçlar kullanarak, ücretli araçlar kullanarak crawl analizleri yapabilirsiniz. Teknik SEO noktasında web sitenizi iyileştirme alanlarını keşfedebilirsiniz. Bununla birlikte az önce bir soru gelmişti. O soru üzerinde biraz burada durmak istiyorum. Soru şuydu. Aynı içeriği 25-30 farklı üründe yazmamızda sakınca olur mu demişler. 25 farklı ürün olmasının sebebi de ürünlerin kendi arasında çok küçük farklılıklar olmasından ötürüydü. Şimdi burada teknik SEO olarak bazı ayarlamalar yapabiliyoruz. Bizim böyle link referans ayarlarımız ya da yönlendirme ayarlarımız olabiliyor. Burada kullanabileceğimiz ayarlama türü SEO anlamında aslında canonical dediğimiz bir ayarlama türü. Canonical ayarı ya da kod kısmına canonical'lar ekleyerek bu tarz yönlendirmeler yapabiliyoruz. Temelde canonical'da da ayarlamasında kod kısmında bir tane ana sayfa seçip birbiriyle içerik olarak yakın olan ya da aynı olan sayfaları da o ana sayfayla ilişkilendirebiliyoruz. Bu durumda da örnek veriyorum Google'ın modları diyor ki a diyor burada bir tane ana sayfa var, diğer 25 tane sayfada bu sayfanın alt sayfaları gibi. O yüzden birbirine benzer içerikler ya da aynı içeriklere sahip olabilir diyor. Ana sayfayı referans olarak kabul ediyor. Diğer sayfaları da o sayfayla ilişkilendiriyor. Böylelikle SEO anlamında doğru bir çalışma yapmış oluyoruz. Şayet bu tarz ayarlamalar yapmazsak da her sayfa kendi içerisinde farklı farklı değerlendirileceği için birbirini tekrar eden içerik durumuna düşmüş oluyor. Bu da SEO noktasında iyi bir şey değil aslında. Hani çok büyük zararlar da vermeyebilir ama tercih edilen bir şey değil. Öncelikli olarak bu tarz bir durumdaysanız canonical ayarlaması yaparak SEO tarafında teknik SEO çalışmalarınızı daha optimize hale getirebilirsiniz. Ya da söylediğim gibi ürünleriniz ne kadar birbirine benzer olursa olsun onların açıklama kısımlarında farklılıklara metin olarak, açıklama olarak farklılıklara gitmeyi deneyebilirsiniz. Burada tabii 25-30 tane birbirine çok benzeyen bir ürün ya da aynı ürün olduğu zaman yapması hani imkansız hale geliyor olabilir. Orada daha farklı SEO çözümlerine de yönelebilirsiniz. Örnek veriyorum, aynı ürün için bir tane web sayfası hazırlarsanız orada ölçüler kısmında farklı farklı ölçülerini belirtebilirsiniz. Her ölçü için, her farklı ölçü için farklı bir web sayfanızı olmayacak şekilde bu tarz ayarlamalarda yapmayı deneyebilirsiniz. %40-50 oranında aynıysa çok sorun olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Tabii bunu SEO noktasında yani iyi bir SEO uzmanının analiz etmesi, onun görüşlerini almakta fayda var Ramazan Bey. Hani ben spesifik olarak böyle uzmanlık alanım SEO'dur diyemem. SEO'ya dair bazı şeyler biliyorum ama hani %40-50 civarında bir farklılık oluşturuyorsanız muhtemelen bu sizin durumunuzda kurtarıyordur diyebilirim. Yani %90, %80 benzerlik olmadığı sürece ya da %100 yani direkt kopya olacak şekilde benzerlik olmadığı sürece sorun olmayacaktır. Tamam. Hani söylediğim gibi ne kadar fazla farklılaştırabilirseniz o kadar iyi tabii ki. Ama bazen olabiliyor dediğiniz gibi. Ya da şöyle durumlar da olabiliyor. Bir e-ticaret sitesisiniz. Bir ürün satıyorsunuz. Yani bu ürün diğer e-ticaret sitelerinde de satılıyor. Ve aynı ürünün açıklama kısmı ya da kullanım kılavuzu kısmı tüm web sitelerinde birebir aynı olacak şekilde yer alabiliyor. Bu tarz durumlarda firmalar ya da e-ticaret şirketleri diyeyim,
Subdomainler kullanıyor. Yani sizin www.websitem.com gibi bir ana domaininiz, URL'niz oluyor. Burası sizin esas SEO kuvvetinizin, SEO gücünüzün yer aldığı yer. Ürün sayfalarını, ürünlerin listelendiği sayfaları da farklı bir subdomain üzerinde kullanıyorlar. Şu tarz ürün.benimsitem.com gibi. Yani başında www ile başlamıyor da ürün.sitem.com gibi böyle ara web sayfaları üretiyorlar. SEO skorlarına zarar vermemek için. Bu tarz şeyler yapılabiliyor. Tabii burada her case'in, her böyle web sitesinin kendi içerisinde incelenmesi, analiz edilmesi gerekiyor bu tarz durumlarda. Ama sizin içinde bulunduğunuz durumla alakalı farklı farklı izlenebilir metotlar var. Söylediğim gibi canonical ayarı kullanmak olabilir. İçerik yönünden farklılaştırmak olabilir. Ya da farklı subdomainler üzerinde SEO yönünden sizi sıkıntıya sokacak sayfaların listelenmesi gibi böyle SEO yöntemleri, tercihleri mevcut. Onların arasından en uygun olanını seçerek ya da sırasıyla onları deneyerek ideal çözümü bulabilirsiniz. İçerik çalışmaları kısmında yine SEO'nun bir diğer alt maddesi içerik kısmı. Burada da dikkat etmemiz gereken iki tane özel nokta var. Bunların ilki bizim web sitemizde yer alan içeriklerin, özellikle yazı türündeki içeriklerin kesinlikle özgün içerikler olması gerekiyor. Özgün olması noktasında şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir başka web sitesinde yer alan birebir aynı yazı içeriği, yazıyı alıp kendi web sitemizde kullanmamalıyız. Bu durumda SEO yönünden çalıntı içerik durumuyla karşılaşabiliyoruz. Bu da bizim SEO kısmındaki SEO skorumuzu ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor. İkinci olarak içerik tarafında dikkat etmemiz gereken konumsa özgünlükle alakalı kendini tekrar eden içerik durumu, duplike içerik durumu. Bunu da az önce Ramazan Bey'in örneğinde konuştuğumuz gibi kendi web sitenizde iki farklı web sayfası olsun. İki web sayfasında da birbirine çok yakın içerikler, yazılar kullanmanız gerekiyor olabilir. Az önce verdiğim örneklerdeki gibi geliştirmeler, ayarlamalar yaparak bunun önüne geçebilirsiniz. Ya da bu içerikleri kendi içerisinde farklılaştırmaya giderek birbirinden ayrıştırmaya çalışabilirsiniz. Ama duplike içerik, yani kendini tekrar eden içerik durumundan da kaçınmamız gerekiyor. İçerik tarafında ikinci olarak dikkat etmemiz gereken konu anahtar kelime odaklılık. Yazı türündeki içeriklerimizde, özellikle yazı türünde içerikler oluşturuyorsak, anahtar kelimelerimizi kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor bu yazılarda. Örnek vermek de gerekirse, diyelim ki bir ürününüzle alakalı böyle 100 kelimelik bir paragraf yazmak istiyorsunuz ya da sağladığınız bir hizmet de olabilir. Bu hizmetin adını ya da ürünün adını anahtar kelime olarak bu 100 kelimelik paragrafta iki defa ya da üç defa kullanabilirsiniz. Bu ideal orandır diyebilirim. Ama 6-7 defa kullanırsanız bu çok fazla kullanmak anlamına gelecektir. Bu da doğru bir davranış değildir. Ama hiç kullanmazsanız bu da yine yanlış bir davranış olacaktır. Özellikle 100 kelimelik paragraflar halinde düşünürseniz anahtar kelime yoğunluk oranının %2 civarında olması idealdir diyebilirim. Bu oranda yazı türündeki içerik kısımlarında da anahtar kelime kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. SEO tarafındaki üçüncü bir başlığımızsa da backlink başlığımız. Bir backlink örneği vermek gerekirse de şöyle bir durum hayal edebiliriz. Diyelim ki bir haber sitesinde sizin markanızla alakalı bir haber yayınlanmış olsun. Bu haber yazısının içerisinde de bir link yer alsın. O linke tıkladığımız zaman kullanıcıyı kendi web sitenize yönlendiriliyor olsun. Şimdi bu link bir backlink örneği olabiliyor. Aslında backlink bir başka web sitesinin sizin web sitenizi referans olarak gösterme durumudur diyebiliriz, böyle genellemek gerekirse.
Genellemek noktasında da hani ne kadar fazla backlink'e sahip olursanız o kadar SEO anlamında iyidir diyebilirim. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Backlink aldığımız web sitelerinde kendisine ait bir SEO skoru ya da index ratingi oluyor. Bu web sitelerinin kendi SEO skorları da diyebilirim bazen çok düşük olabiliyor. Yani belirli bir baremin altındaki web sitelerinden elde ettiğimiz backlinkler bizim SEO skorumuza zarar vermeye başlayabilir. O yüzden belirli periyotlarda backlink aldığımız web sitelerini analiz edip onların SEO skorlarına bakmamız lazım. 100 üzerinden 30'un altındaki örnek veriyorum. SEO skoruna sahip, authority skora sahip web sitelerinden aldığımız backlinkleri reddetmemiz bizim için daha iyi olacaktır diyebilirim. Ümit Bey bir soru sormuş. Backlink sayısında belirli bir sınır var mı? Hayır, herhangi bir backlink sayısında sınır yok. Söylediğim gibi iyi backlinkler, kötü backlinkler var burada. İstediğimiz kadar backlink yönlendirmesi olabilir. Backlink aldığımız web sitelerin kendi SEO skorları, yani index ratinglerine bakmamız gerekiyor. Çok düşük web sitelerinden backlink alıyorsak onları reddetmemiz gerekiyor kendi SEO skorumuzu zarar vermemek için. Google Search Console'dan bahsetmek istiyorum şimdi kısaca. Yine Google'ın ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bir aracı Google Search Console. Burada da Google üzerinden arama motoru olarak Google üzerinden elde ettiğimiz organik trafiği denetleyebiliyoruz. Yani SEO çalışmalarımızın sonuçlarını Google Search Console üzerinde görebiliriz. Buradaki örnek ekran görüntüsüne baktığımız zaman ilk olarak bir tarih periyot aralığı burada seçimi yapıyoruz. Seçtiğimiz periyot aralığında, tarih aralığında da Search Console elde ettiğimiz organik trafikle ilgili bilgileri bizimle paylaşabiliyor. Örnek veriyorum burada total impression yani toplam organik olarak görüntülenme sayımız yer almış. Bununla birlikte toplam organik tıklama yani organik trafik yönlendirmesi sayısı da yer alıyor. Bu tarz bilgilere Google Search Console aracı üzerinden ulaşabiliriz. Yine farklı farklı web sayfalarımız olduğu için ya da olacağı için hangi web sayfamızın ne kadar organik trafik aldığını buradan aşağıdan görüntüleyebiliriz sayfalar kısmında. Ülkeler country seçeneğinden de yurt dışına yönelik çalışmalar yapıyorsak, SEO optimizasyonu çalışmaları yapıyorsak, SEO çalışmaları yapıyorsak hangi ülkeden ne kadar organik trafik aldığımızı da yine bu menüden takip edebiliyoruz. Sol tarafta performans menüsünün altında Search Result kısmı yer alıyor. Buraya tıklamanız durumunda da hangi anahtar kelimeden ya da hangi aramalardan, Google'da yapılan hangi aramalardan, hangi anahtar kelimelerden ne kadar organik trafik aldığınızı da buradan takip edebilirsiniz. Onların performanslarında aydın aya böyle görebiliyorsunuz söyleyebilirim. Bir diğer performans pardon menümüzde de indeksleme kısmı. Söylediğim gibi indeksleme bu Google botlarının bizim web sitemize gelip analiz yapma işlemiydi. Şayet bu botlar indeksleme esnasında, tarama işleme esnasında herhangi bir problemle karşılaşırsa onu buradaki coverage menüsünün altında, ilk sıradaki menünün altında bizimle paylaşıyorlar. Diyor ki senin web sitende şu 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 problemler var. Bu problemleri giderirsen, şayet giderirsen SEO skorun yükselebilir. Bu da daha fazla organik trafik anlamına gelebiliyor. Yine biraz önce söylediğim gibi backlink kontrollerimizi Search Console üzerinden yapabiliriz. Reddetmek istediğimiz backlink aldığımız web siteleri varsa o linklerle ilgili bir dosya hazırlayıp o dosyayı Search Console'a yükleyebiliyoruz. Sonrasında o backlinklerin bizim SEO skorumuza etkilemesi sona eriyor. Google onları değerlendirmemeye başlıyor. Bir diğer menümüz ise de burada Mobile Usability yani mobil kullanılabilirlik menümüz yer alıyor. Buraya da tıklarsanız web sitenizin mobil cihazlarla ilgili uyumluluk noktasında herhangi bir problemi varsa
Onun hakkında Google Search Console bilgilendirme yapabiliyor. Yine buradaki problemleri gidermemiz durumunda SEO skorumuz daha yüksek hale gelebilir. Bir de mobil nedir diye sorarsanız, mobil cihazlar nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Akıllı cep telefonları ve tabletler bizim için mobil cihazları oluşturuyor. Mobil cihazların ekranları masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara daha küçük olduğu için farklı tasarım unsurları gerektirebiliyor web sitesi tarafında. Onlarla ilgili problemler varsa buradan bu menüden ulaşabilirsiniz. Bir sorumuz daha var. İyileştirme kısmında beliren hatalar düzelttikten sonra ne kadar süre sonra görüyor? Belirli bir süresi var mı? Yani sorun. Manuel indekslemenin faydası olur büyük ihtimalle. Tabii her manuel indeksleme talebine de Google cevap vermiyor bazen. Kendisi organik olarak değerlendiriyor. Öyle söyleyeyim yani kendi takviminin dışına çıkmıyor. Ama hani böyle ciddi anlamda bir değişiklik yaptıysanız bunun ardından neticesinde bir manuel indeksleme talep etmenizde fayda olacaktır. Genellikle de hani 2 hafta, 3 hafta gibi bir periyotta buradaki düzeltmelerin, değişikliklerin Search Console tarafına ya da organik trafik tarafına yansıyacağını söyleyebilirim. Kampanya tarafında, kampanya yönetimi tarafında hani yaptığımız değişiklikler anlık olarak hayata geçerken SEO tarafında, arama motor optimizasyonu tarafındaki değişiklikler daha uzun periyotta etkilerini gösteriyor. Bu da hani benim tahminim genel olarak tecrübelerime göre 2 hafta 3 haftayı buluyor diyebilirim. Ama bazı web siteleri var. Çok yüksek sayıda ziyaretçisi olan hani çok fazla aktif trafik alan web siteler. Onlar için daha kısa periyotlarda da bu değişiklikler hayata geçiyor olabilir. Biraz da web sitemizin aldığı trafikle alakalı aslında kullanımıyla alakalı diyebilirim. Ama ortalama olarak 2-3 haftalık bir periyodu düşünebiliriz. O şekilde değerlendirebiliriz. Yani net bir tarih yok. Onu da söyleyeyim. Ben teşekkür ederim. Arama motoru kısmı bu kadardı. Sosyal medya tarafına geçmek istiyorum. Sosyal medya pazarlamasında yine arama motoru tarafında olduğu gibi kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz kabaca. Bir tarafta sosyal medya hesaplarımız yer alırken diğer tarafta da sosyal medyanın reklamcılık tarafı yer alıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan biliyorsunuz paylaşımlar yapıyoruz ve bu paylaşımlar organik olarak takipçilerimize ya da takipçilerimizin takipçilerine bu şekilde iletilebiliyor. Buradaki paylaşımlar için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Organik olarak yayılıyor. Reklamcılık tarafındaysa da yine sosyal medya platformlarında bir kampanya, bir reklam oluşturmak istiyorsak bu platformlara bir ücret ödemek durumunda kalıyoruz. Temelde yine arama motorunda olduğu gibi kendi içerisinde bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Sosyal medya hesaplarının yönetimi noktasında birkaç tane konuya değinmek istiyorum burada listelediğim şekilde. Özellikle sosyal medya tarafına bir kaynak ayırmak istiyorsanız, o tarafa yönelik özel çalışmalar yapmak istiyorsanız, benim tavsiyem başlangıç aşamasında bir hedef koymanız, bir amaç belirlemeniz olacaktır. Yani sosyal medya hesaplarınızı kullanmak için kullanmayın. Bir hedefiniz, amacınız olsun. O doğrultuda kullanın. İlk olarak dikkat edilmesi gereken noktanın bu olduğunu söyleyebilirim. İkinci olaraksa da hedef kitlemizi belirlememiz gerekiyor. Yani sosyal medya hesaplarımı kullanacağım. Evet, hedefim bu. Bu amaç doğrultusunda, hedef doğrultusunda nasıl kitlelere, nasıl profildeki insanlara ulaşmalıyım? İkinci olaraksa da bu hedef kitleyi, bu insan profilini çizmeniz, belirlemeniz gerekiyor. Bir üçüncü olaraksa da en verimli yani aklınızda düşündüğünüz hedef ve hedef kitlenize ulaşma noktasında
En verimli sosyal medya aracını, sosyal medya platformunu seçmeniz gerekiyor. Özellikle kısıtlı kaynaklarla çalışıyorsanız burada bir sosyal medyaya yönelmek, bir platforma yönelmek sizin için faydalı olabilir. Örnek veriyorum, bir e-ticaret sitesiyseniz ve satışlarınızı arttırmak istiyorsanız sizin için Instagram en faydalı sosyal medya aracı platformu olabilir. Ama B2B ilişkiler üzerinden iş yapan bir firmaysanız sizin için LinkedIn daha başarılı bir sosyal medya platformu olabilir. Söylediğim gibi kaynaklarınız kısıtlıysa özellikle en verimli olacağını düşündüğünüz sosyal medya platformunu seçip onun üzerine yönelebilirsiniz. Hedef kitleyi ve potansiyel olarak sosyal medya platformunuzu da seçtikten sonra paylaşım türlerinizi belirlemek gerekiyor. Yani hedefe ulaşacağınız, hedef kitlenize ulaşacağınız ve o sosyal medya platformuna uygun paylaşım türlerini öncesinde belirleyip, düşünüp, bunun üzerine kafa yorup bu paylaşım türlerini belirlemeniz faydalı olacaktır. Sonrasında bu paylaşımlarda kullanacağınız içerik dilini de belirlemenizi tavsiye ederim. Özellikle paylaşım türlerini ve burada kullanacağınız içerik dilini belirlemeniz kendi içerisinde tutarlılık noktasında hani paylaşımlarınızı yaptıkça bir tutarlılık sergilemeniz gerekiyor. Bir branding algısı, bir markalaşma algısı ortaya koymanız gerekiyor. O yüzden paylaşım türlerini ve içerik dilinizi de belirlerseniz sosyal medya hesabınızı kullanma noktasında ilerleyen süreçlerde hedef kitlenize ulaşma noktasında daha başarılı işler yapabilirsiniz diyebilirim. Sosyal medya hesapları bu şekildeydi. Biraz da reklamcılık tarafına değinmek istiyorum. Sosyal medya reklamcılığında da iki tane çok önemli kritik husus var, nokta var. Bunların ilki hedef kitle tercihlerimiz. Çoğu sosyal medya platformunu bildiğiniz üzere yani on milyonlarca hatta yüz milyonlarca insan kullanabiliyor. O yüzden bizim burada kampanya göstermek istediğimiz, reklam yapmak istediğimiz hedef kitleleri doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Hani 7'den 70'e çok farklı profilde insanlar bu sosyal medya platformlarını kullandığı için bizim için ideal bir hedef kitle oluşturmamız gerekiyor. Burada sosyal medya platformlarının hedefleme noktasında bize sunabildiği farklı farklı özellikler, hedefleme türleri oluyor. Yani yaş, dil, cinsiyet gibi demografik bilgileri, lokasyon gibi bilgileri kullanabilirken sosyal medyanın yapısına ve türüne göre bazı özel hedeflemeler de yapabiliyoruz. Örneğin Facebook, Instagram tarafında ilgi alanı gibi ilgi alanına yönelik hedeflemeler yaparken LinkedIn tarafında kişilerin çalıştığı şirketler, çalıştıkları pozisyonlar, departmanlar gibi hedeflemeler yapabiliyoruz. Sosyal medya reklamcılığında bu hedef kitlelerimizi belirleme noktası bizim için en kritik noktalardan bir tanesi. İkinci bir noktamızsa da kreatifler noktası. Çoğu sosyal medya platformu bildiğiniz üzere görsel reklamcılığa dayalı. Yani unsurlar hep reklam unsurları hep görseller üzerinden ilerliyor, çalışıyor. O yüzden bizim de kreatiflerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Statik bir görsel olabilir ya da video olabilir, GIF olabilir. Önemli değil. Burada hedef kitlemizin dikkatini çekebilecek unsurlar, tasarım unsurları veya yazılar, başlıklar kullanmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bir video çalışması, kreatif olarak bir video çalışması yaptıysak bunun 10-15 saniye aralığında olması gerekiyor. 15 saniyeden daha uzun bir video hazırlamamamız gerekiyor diyebilirim. Kısa ve net olacak böyle videolar hazırlamamız gerekiyor. Görsel kısımda da yine bu hedef kitlelerimizin ilgisini çekebilecek unsurları kullanmalıyız. Kreatif tarafına da dikkat etmemiz lazım. Reklamcılıkla ilgili de sosyal medya tarafıyla ilgili bunlara değinebilirim. Bir diğer dijital pazarlaması türümüzse de e-mail pazarlaması kısmı. Burada da hani genellikle bize de geliyordur.
e-mailler, farklı farklı markalardan kampanya duyuruları, indirim fırsatları gibi e-mailler gün içerisinde hepimize geliyor. Bununla birlikte bazen ürün güncellemeleri ya da stok durumu ile ilgili güncellemeler olursa onlarla ilgili de e-mailler gönderilebiliyor. Markalar tarafından genellikle bu anlamda kullanılıyor e-mail pazarlaması. Ben burada özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Kişiye özel tavsiyeler noktası. Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki elimizde 10 bin kişilik bir e-mail listesi olsun. 10 bin farklı kişi. Bu 10 bin kişi de yani birbiriyle aynı davranışları, aynı özellikleri göstermiyor. O yüzden 10 bin kişiye de aynı e-maili göndermek yerine bu 10 bin kişiyi farklı farklı segmentlere ayırıp her segmente onların ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz e-mailler göndermek buradaki en başarılı ya da en takip edilebilir yoldur diyebilirim. Yani kitlelerinizi özelleştirip, e-mail kitlenizi özelleştirip kendi içerisinde farklı segmentlere ayırmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca kişiye özel e-mailler göndermeniz gerekiyor o yüzden. Bu segmentasyonu yaparken örnek veriyorum farklı ülkelerden müşteriler varsa ülkelere göre o insanları bölebilirsiniz. Ya da satın alma davranışları varsa elinizde farklı farklı satın alma davranışları. Bu satın alma davranışlarına göre o kişileri bölmeyi deneyebilirsiniz. İlgi alanları, aldığı ürünlere göre de bazı kırılımlar, ayarlamalar yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ne kadar özel segmentlere bölebiliyorsak bu kitlelere bizim için o kadar iyi olacaktır. Bir ikinci nokta ise de ekstra olarak müşteri yol haritaları kısmına değinmek istiyorum. İngilizce olarak customer journey'ler olarak o şekilde ifade ediliyor müşteri yol haritaları. Burada da müşteri yol haritaları oluştururken e-mail pazarlamasından, e-maillerden faydalanabiliriz. Yani şu tarz yapılar oluşturabiliyoruz. Diyelim ki kullanıcı web siteme geldi, üye oldu ama sonrasında herhangi bir aksiyon almadı ya da hiçbir ürün almadı, bizimle iletişime geçmedi gibi gibi bir durum ortaya çıksın. Sadece üye oldu ve web sitemi terk etmiş. Bu kullanıcıyı bir gün sonra o kullanıcıya otomatik gidecek bir e-mail hazırlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, amacınız satış yapmaksa üye olduktan bir gün sonra hala alışveriş yapmamışsa o kişiye bir e-mail gönderirsiniz. İçerisinde %5, %10 indirim kuponu yer alabilir. O kişiyi alışveriş yapmaya teşvik edebilirsiniz. Eğer hala alışveriş yapmadıysa ya da sizin istediğiniz aksiyon neyse o aksiyonla ilgili bir girişimde bulunmadıysa üçüncü gün o kişiye bir e-mail daha gönderebilirsiniz. Yani sistemle ilgili bir problem yaşayıp yaşamadığını sorabilirsiniz. Ya da onunla iletişime geçmek için aramak istediğini söyleyebilirsiniz vesaire. Üçüncü gün bir teklif daha iletebilirsiniz o kişiyi istediğiniz aksiyonu aldırmak için. Eğer istediğiniz aksiyonu hala almadıysa yedinci gün bir başka e-mail daha göndererek bu kişiyi bu şekilde belirli tarih periyotlarına bölerek bir süre daha takip edebilirsiniz. O kişiden bir dönüşüm elde edebilmek için ya da şu tarz uygulamalar da yapabilirsiniz. Diyelim ki yıllık üyelik satıyorsunuz. Bu şekilde bir elinizde kitle var. Yıllık üyelik sattığınız. Yıllık üyeliği bitmek üzere olan kullanıcılara son ayına girdiği zaman, üyeliğinin son ayına girdiği zaman o kişiye hatırlatma yapmak için otomatik bir e-mail gönderebilirsiniz. E-mail pazarlamasında yine bu tarz müşteri yol haritaları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Faydalı olabileceği noktalardan bir tanesi. Bir diğer dijital pazarlama çalışması türümüzse de içerik pazarlaması kısmı. İçerik olarak da dijitalde yapabildiğimiz, üretebildiğimiz farklı farklı içerik türleri bulunuyor. Bunların başında yazı türünde bir içerik olan blog yazıları kısmı geliyor. Bununla birlikte son dönemde video çalışmalar, video içerikler çok popüler hale geldi diyebilirim. Eğitim videoları gibi video çalışmaları da yine içerik türünü oluşturabiliyor. Podcast'ler yine son birkaç senedir çok popüler ses kaydı türündeki
bir dijital içerik olarak düşünebiliriz. İnfografik tasarımlar, çalışmalarda yine dijital bir içerik olabiliyor. Hatta araştırma raporları gibi yazı türünde yayınlanan içerikler de bizim için dijitalde yayınlanabilen, üretilebilen önemli içerik türlerinden bir tanesi. Bu içerikleri oluştururken de dikkat etmemiz gereken noktalar mevcut. Özellikle yazı türünde içerikler oluşturuyorsak, blog yazıları gibi yazı türünde içerikler oluşturuyorsak, özgün olmalarına yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir başka web sitesindeki içeriği olduğu gibi alıp kendi web sitemde kullanamam. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde içerik türlerinin hepsinin kendi içerisinde farklı farklı kalite noktaları oluyor. Bu kalite noktalarına dikkat etmeliyiz. Örnek veriyorum, bir blog yazısı oluşturuyorsak, bir konu hakkında yazı yazıyorsak, bu yazıyı okuyan kişiye o konu hakkında gerçekten değerli bilgiler sunmamız gerekiyor. Yani içi boş bir yazı oluşturursak bu içerikten muhtemelen hani biz de yeteri kadar faydalanamayacağız. Başarılı bir içerik çalışması olmayacaktır anlamına geliyor. Diyelim ki bir podcast türünde bir içerik üretiyorsanız, burada kullandığınız, örnek veriyorum, mikrofonun ses kayıt alma özelliğinin ya da kalitesinin iyi olması gerekiyor ki dinleyicilere güzel bir ses kaydı kalitesi sunabilirsiniz. Ya da infografik çalışma hazırladınız. Bu tasarımın gerçekten göze hoş gelmesi gerekiyor. Tasarım noktasında, kalite noktasında ürettiğiniz içeriklerde bu tarz içerik türüne göre kalite noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bir de son olarak bu içerik çalışmalarında ne kadar güncel konulara değinirsek bizim için o kadar mantıklı olacaktır. Çünkü güncel konuların o an ön planda olduklarını düşebiliriz. Bu da dijitalde, yani sosyal medyada olsun, arama motorlarında olsun, daha fazla kişi tarafından aratılması anlamına gelecektir. Ne kadar fazla güncel konularda içerik üretirsek bizim için o kadar fazla trafik anlamına gelebilir. Bu konuları da ne kadar işimizle alakalı konular arasından seçersek o kadar ilişkili insanı, potansiyel müşteriyi de web sitemize çekebiliriz. Bir soru geldi. Bazen alışveriş sitelerinde sepete eklediğim ürünü satın almadığımda bana e-mail geliyor, henüz satın almadınız diye. Nasıl bir sistemde bu bilgiye ulaşılıyor? Satıcı döngü nedir? Hülya Hanım, bu kullanıcı e-mail tarafında şöyle oluyor. Mesela e-ticaret sitesine giriş yaptınız. Biliyorsunuz bir oturum açma aşaması oluyor. Eğer oturumunuz açıksa e-ticaret sitesi sizin kim olduğunuzu biliyor. Diyor ki Hülya Kutlu oturum açtı bu bilgisayardan ve şu 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 ürünlere baktı. Bunu da bilebiliyor. Sonrasında sepetinize eklediğiniz ürünleri de bilebiliyor. Siz sonrasında o bilgisayardan oturumu kapatırsanız da o bilgisayarı sizinle ilişkilendirdiği için her zaman oturumun açık olmasına da gerek yok. Yani bu şekilde sizi açtığınız oturum, kullandığınız bilgisayar, kullandığınız cep telefonu üzerinden yakalıyor ve ilişkilendiriyor. Sonrasında sepetinize eklediğiniz ürünler hala sepetinizde ise alışverişi yarım yarım bıraktığınızı düşünüyor. Otomatik olarak o sepetinizde duran ürünlerle ilgili size bir mail gönderip alışverişinizi tamamlamanızı istiyor. Buradaki döngü olarak ne kadar bir süreyi takip ediyorlar bilmiyorum. Mesela o ürün sepetinizde bir gün durması gerekiyor olabilir ya da bir hafta durması gerekiyor olabilir. Buradaki periyot olarak döngüyü nasıl kuruyorlar? O web sitesinden e-ticaret sitesine göre değişiklik gösteriyordur. Ama söylediğim gibi cihaz üzerinden, bilgisayar olsun, cep telefonu olsun, oturum açtığınız zaman o e-ticaret sitesi ve o ürünleri sepetinize eklediği zaman e-mail adresinizi de bildikleri için size bu tarz e-mailler gönderebiliyorlar. Burada da şöyle söyleyeyim. Orada IT tarafında geliştirmeler yapılıyor. O geliştirmelerde otomatik olarak o e-mailleri gönderebiliyor. Yani IT ekibine diyor ki, pazarlama ekibi örnek veriyorum, sepetinde ürün eklemiş ama alışverişini yapmamış kullanıcıları tespit edelim. O kişilere otomatik olarak bir gün sonra e-mail gitsin örnek veriyorum.
IT ekibi de web sitesi zaten kendilerine ait olduğu için kimin ürün ekleyip eklemediğini çok rahat görebiliyorlar. Bunların takibi kod bazında yapılabiliyor. O kodlamaya göre bir yazılım üretiyorlar, bir servis yazıyorlar. Bu servis neticesinde de o otomatik e-mailler gitmeye başlayabiliyor. Yani bu şekilde çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Son olarak dijital pazarlama tarafında mobil pazarlama kısmına değinmek istiyorum. Mobil pazarlamanın da kendisine ait alt türleri olmakla birlikte, örnek veriyorum SMS gönderimi, örnek veriyorum bildirim göndermek gibi cep telefonumuza gelen bildirimler oluyor, push notification'lar oluyor. Bunlar mobil pazarlamanın kendisine ait türleri gibi düşünebiliriz. Bununla birlikte bizim dijitalde yaptığımız her türlü çalışmada aynı zamanda bir mobil pazarlama türü olma potansiyeline sahiptir diye bilirim. Diyelim ki bir e-mail hazırladınız. Bu e-maili 10 bin kişiye gönderdiniz. Şimdi o giden e-maillerin hangilerinin masaüstü bilgisayarlardan, hangilerinin tabletlerden ya da hangilerinin cep telefonlarından açılıp okunacağını biz bilmiyoruz. Eğer e-maili alan kullanıcı o e-maili bilgisayarından açarsa normal bir dijital pazarlama, e-mail marketing türü olurken kendi cep telefonundan açmaya karar verirse, cep telefonundan görüntülerse e-maili, aynı zamanda bir mobil pazarlama çalışması, mobil pazarlama türü de olmuş duruma, olmuş haline geliyor. O yüzden biz dijital pazarlama çalışması olarak yaptığımız tüm çalışmalarda mobil cihazları da göz önünde bulundurarak onlarla ilgili dikkat edilecek noktalara, hususlara dikkat ederek çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Diyelim ki e-mail göndereceksiniz yine. E-mailin içerisinde bir görsel olsun. O görselin üzerine bir yazı yazdınız diyelim. Bu görselin üzerindeki yazı bir cep telefonu gibi küçük ekranlı bir cihazla da rahat bir şekilde okunması gerekiyor. Bu tarz noktalara dikkat etmeliyiz. Ya da diyelim ki Google'da bir arama kampanyası yaptık. Biz kampanyalarımız gösterim alıyor ama masaüstü bilgisayarlardan ama mobil cihazlardan bilmiyoruz. Şayet bir kullanıcı bizim Google reklamımızı cep telefonundan görürse ve tıklarsa açılan web sitemizin mobil uyumlu arayüzünü görmesi gerekiyor. Yani daha küçük cihazlarla uyumlu bir web sitesiyle karşılaşması gerekiyor. Eğer bizim web sitemiz, örnek veriyorum, mobil uyumlu değilse ya da mobil cihazlarla ilgili bir sıkıntısı, bir problemi varsa burada potansiyel müşteri kaybına uğrayabiliyoruz. Yani dijitalde ne yaptığımız, dijital pazarlama ile ilgili, web sitesiyle ilgili tüm çalışmalarda mobil cihazlarla uyumluluk noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor her türlü aşamada. Dijital pazarlama ile ilgili olarak kısmı tamamladım. Şimdi ölçümleme ile ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Ölçümleme tarafında özellikle web sitesi analiti, web sitesi tarafındaki ölçümleme çalışmalarımızda biz Google Analytics'i kullanıyoruz. Yine Google'ın bize ücretsiz olarak sağladığı bir araç, bir ürün Google Analytics aracı. Dijital pazarlama çalışmalarında en önemli noktalarından bir tanesi ölçümleme yapabilmektir. Biz dijitalde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını bu tarz Google Analytics gibi araçlarla ölçebiliyoruz. Hem de bu ölçümleri çok yüksek doğruluk oranlarıyla yapabiliriz. O yüzden yaptığımız tüm aktivitelerin, dijital pazarlama çalışmalarının sonuçlarını takip edebilme noktasında bu tarz ölçümleme sistemlerine sahip olmamız gerekiyor. Hem yaptığımız çalışmaların sonuçlarını bilebilmek, onları takip edebilme noktasında hem de farklı çalışmaların performanslarını kendi arasında kıyaslayabilme noktasında ölçümleme bizim için çok kritik. Burada örnek bir ekran görüntüsü yer alıyor. Ben bunu Google Analytics ekranından aldım. Burada şurada bazı trafik kanallarının isimlerini görebilirsiniz.
Mesela organic search demiş. Bu organik trafik anlamına geliyor. Yani Google'da yapılan aramalardan ne kadar organik trafik almışım? Burada 61.583 kişi seçtiğim tarih aralığında, tarih periyodunda organik trafik olarak web siteme gelmiş, ziyaret etmiş. Google Analytics benim için bu veriyi otomatik olarak ölçebiliyor. Toplam kullanıcı sayısı aynı periyotta web sitemi ziyaret eden kullanıcı sayısı 263 bin kişiymiş. Bunun 61 bini organik trafik olarak gelmiş şeklinde bu bilgiyi benimle paylaşabiliyor. Yine aynı tarih aralığında aynı periyotta paid search yani arama ağı kampanyalarındansa 53 bin kişi benim web sitemi ziyaret etmiş. Bu bilgiyi de otomatik olarak ayırıp benimle paylaşabiliyor. Social kısmı var. Sosyal medya platformlarından gelen trafik. Onunla ilgili bilgileri de bu tarz ayırabiliyor. Bu bilgileri bizimle paylaşabiliyor. Bununla birlikte her trafikten farklı kanaldan gelen trafiğin kendisine ait satırda farklı farklı bilgileri de bulunabiliyor. Bu bilgileri de kendi içerisinde takip edip analizler yapabiliyoruz. Bir de son olarak burada conversion alanı bulunuyor. Yani dönüşüm sütunu. Şu an burada e-commerce yani e-ticaret seçilmiş durumda. Şayet biz bir e-ticaret sitesi isek bir ayarlama yaparak, bir takip özelliğini kullanarak Google Analytics'in web sitemde ne kadar satış gerçekleşiyor, bu satış karşılığında da ne kadar ciro elde ediyoruz, gelir elde ediyoruz, bunun ölçümlemesini otomatik olarak Google Analytics'te burada görüntüleyebiliyoruz. Bu da şu konuda bize yardımcı oluyor, örnek veriyorum. Organik trafikten kaç tane transaction yani dönüşüm satış elde ettim, bunun karşılığında ne kadar ciro elde ettim, gelir elde ettim gibi otomatik olarak bu bilgileri de takip etmemize yardımcı olabiliyor. Bu tarz analizler de yapabiliyoruz. Yine buraya dönüşüm sütununa e-ticaret yerine farklı dönüşümlerde tanımlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, sizin web siteniz için iletişim formu toplamak önemli ise buraya dönüşüm olarak iletişim formunu tanımlayabilirsiniz. Böylelikle hangi kanaldan ne kadar üyelik formu topladığınızı burada rakamsal olarak takip edebilirsiniz. Ya da sizin için üyelik önemliyse buraya üyeliği tanımlarsınız. Hangi kanaldan ne kadar üyelik elde ettiğinizin takibini Google Analytics üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle bu farklı trafik kanallarının da performanslarını kendi içerisinde karşılaştırabilirsiniz. Yandex ve Baidu üzerinden gelen trafikler, onlar arama motoru olmasına rağmen genellikle referral trafik altına giriyor. Burada üçüncü sırada yer alan referral trafik altında genellikle diğer arama motorlarından gelen trafikleri orada görüyoruz Analytics tarafında. Mesela burada sizin de Analytics kullanıyorsanız Google Analytics girin, referral'ın üzerine tıklayın. Tıkladıktan sonra bir başka ekran görüyorsunuz. Referral'ın altındaki diğer web siteleri ya da alt kırılımları görmeye başlıyorsunuz. Orada muhtemelen böyle Yandex, Baidu gibi isimler diğer arama motorlarında görebilirsiniz. O web sitelerinden trafik alıyorsanız. Bir diğer Google Analytics ekranı burada da. Mesela web sitemize gelen kullanıcıların demografik bilgilerini bize gösterebiliyor. Demiş ki seçtiğin tarih periyot aralığında 263 bin kişi senin web siteni ziyaret etmiş. Bunların kaçı hangi oranda hangi dilleri konuşuyor? Hangi ülkelerden ziyaretçi alıyorsun? Ne kadar ziyaretçi alıyorsun? Hangi şehirlerden ne kadar ziyaretçi alıyorsun gibi bilgileri de Google Analytics bizimle paylaşabiliyor. Yine sistemsel olarak bazı verileri de paylaşabiliyor. Mesela browser kısmı. Web siteni ziyaret eden kullanıcıların %57,6'sı Google Chrome kullanarak gelmiş. %15,38'i Microsoft Internet Explorer kullanarak web siteni ziyaret etmiş gibi bilgileri de paylaşabiliyor.
biliyor. Bununla birlikte mesela mobil cihazlarla ilgili bilgiler de bizimle paylaşılabiliyor. Web sitesine gelen kullanıcıların ne kadarı cep telefonlarından, ne kadarı tabletlerden, ne kadarı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan geliyor gibi otomatik olarak bu bilgileri de tespit edip onları bizimle paylaşabiliyor. Yine başka başka Google Analytics ekranları da mevcut. Oradan bu tarz farklı verilere de ulaşabiliyoruz. Google arama kampanyalarında bahsettiğim bazı özel hedefleme kategorileri vardı. InMarket, Affinity gibi. Bu tarz Affinity kategorileri, InMarket kategorileri o segmentlerin dağılımlarında farklı farklı örnek veriyorum. Google Analytics ekranlarından takip edebiliyoruz. Onları da görebiliyoruz. Yine Google Ads kullanıyorsak, yani Google reklamları yapıyorsak, Google Analytics aracıyla Google Ads aracını birbirine bağlayabiliyoruz. Böylelikle otomatik olarak hangi kampanyamdan ne kadar trafik alıyorum, bunların sonuçları ne oluyor gibi değerlendirmeleri de Google Analytics'in farklı farklı ekranlarından görüp takip edebiliyorum. Ölçümleme noktasında yaptığımız dijital pazarlama aktivitelerinin çalışmalarının sonuçlarını görüp burada iyileştirme alanlarımızı tespit etme noktasında bizim için çok faydalı bir araçtır diyebilirim. Özellikle web sitesi tarafında ölçümleme noktasında iyi bir Google Analytics kurulumuna, ölçümleme sistemine sahip olmamız gerekiyor diyebilirim. Yani bunun tavsiyesini net bir şekilde verebilirim. Şöyle genel olarak bir toplamamız gerekirse, dijital pazarlama ve özellikle ihracat ilişkisine bakmamız gerekirse, tüm bu çalışmaları tamamladığımız zaman hangi çalışmalardan bahsediyorum? İlk yaptığımız şey iyi bir web sitesi oluşturmaktı. Web sitemizi iyi bir şekilde, fonksiyonel bir şekilde oluşturduktan sonra dijital pazarlama çalışmalarına başlamıştık. Aktif olarak farklı farklı dijital pazarlama çalışmaları türleri uygulayarak web sitemize trafik yani potansiyel müşterilerimizi çekmeye başladık. Tüm bu süreçlerle birlikte de iyi bir ölçümleme sistemi kurduğumuzu düşünelim. Yani yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da istatistiklerini de takip ediyor olabilelim. Tüm bu çalışmaları tamamladığımız zaman ilk olarak dünyanın hemen her bölgesine bir erişim fırsatı yakalıyoruz. Yani internetin gittiği her yere biz de markamızı taşıyabiliyoruz. Bu da potansiyel müşterilerimizde etkileşime geçebilme fırsatını bize sağlıyor ve bu müşterilerimizle yani potansiyel müşterilerimizle nasıl etkileşime girebileceğimizi de biz tercih ediyoruz. Çünkü web sitemizi biz oluşturuyoruz, web sitemizi biz tasarlıyoruz, kampanyalarımızı yine biz oluşturuyoruz. Kampanyada kullandığımız kreatifler olsun, metinler olsun, yazılar olsun, bunların hepsinin nasıl olması gerektiğini biz karar verebiliyoruz. Bu da potansiyel müşterilerimizle nasıl etkileşime girmek istiyorsak o şekilde etkileşime girebilmemize yardımcı oluyor. Dijital pazarlama çalışmalarının bir diğer özelliği, kolaylığı da her bütçeyle çalışma yapabilme avantajına sahip olması. Diyelim ki bugün yurt dışına yönelik, İngiltere'ye yönelik bir kampanya yapmak istiyorsunuz, bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Bu kampanyayı günlük 5 dolar, 10 dolar gibi böyle çok küçük bütçelerle başlayabilirsiniz. Sonrasında bu bütçeyi arttırmak isterseniz, arttırma kararını verdiğiniz aynı anda o bütçenizi günlük 5 bin dolar, 10 bin dolar gibi rakamlara anında yükseltebilirsiniz. Bu şekilde yüksek bütçelerle harcama yaptıktan sonra bir anda dilerseniz de tüm kampanyalarınızı durdurabilirsiniz. Herhangi bir para harcamamayı da tercih edebilirsiniz. Yani bütçe kontrolü de dijital pazarlama çalışmalarında tamamen bizde oluyor. Son olarak az önce de söylediğim gibi ölçümleme kısmı. Yani biz dijitalde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını hemen hemen yaptığımız tüm çalışmaların sonuçlarını yüksek bir doğruluk oranıyla ölçebiliyoruz. Bu da şu avantajı sağlıyor. Yaptığımız çalışmaların bazıları verimli olabiliyor, bazıları verimsiz olabiliyor. Verimsiz çalışmalarımızı tespit edebiliyoruz. Bunları iyileştirme yapabileceğimiz alanlara odaklanabiliyoruz. Ya da iyi yaptığımız, verimli yaptığımız çalışmaların üstüne daha fazla giderek
daha fazla sonuç elde edebiliyoruz. Dijital pazarlamanın özellikle yurt dışına açılmayı hedefleyen, yurt dışına yönelik çalışmalar yapmak isteyen markalara, firmalara yönelik bu tarz genel manasıyla avantajları olduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir de devlet yardımlarından bahsetmek istiyorum eğitimin son aşamasında. Ticaret Bakanlığı'nın kolaydestek.gov.tr adında bir web sitesi var. Bu web sitesinde özellikle yurt dışına yönelik çalışma yapmak isteyen firmalara yönelik ciddi desteklemeler mevcut. Çoğu destekte %60 hatta %70'e kadar olan devlet desteklerinden bahsedebiliriz. Benim üzerinde ekstra olarak durmak istediğim yurt dışına yönelik yapılan pazarlama harcamalarıyla ilgili olan kısım. Burada iki tane özellikle destekten bahsetmek istiyorum. Bunların ilki hizmet sektörleri reklam tanıtım ve pazarlama desteği ismiyle geçen destek türümüz. Mevzuat olarak 2015 Taksim 8 sayılı döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar olarak geçiyor. Hedef grubumuzda hizmet sektöründe yer alan firmalar yer alıyor. Ama hizmet sektöründeki tüm alt sektörleri kapsamıyor. Bilişim, sağlık, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde yer almak gerekiyor bu destekten faydalanabilmek için. Destek oranı yaptığınız harcamaların %60'ı olacak şekilde belirlenmiş. Faydalanabildiğiniz maksimum destek miktarı ise de yıllık 400 bin dolar olarak şu an için belirlenmiş durumda. Desteklenen faaliyetler arasında arama motoru, sosyal medya gibi dijital pazarlama faaliyetleri de yer alıyor. Bunu söyleyebilirim. Bu destek türü hizmet ihracatçılarına yönelik olduğu için Hizmet İhracatçılar Birliği'ne üye olmak gerekiyor faydalanabilmek için. Başvuru ve belgelerde CAP üzerinden iletiliyor bu destek için. Bir diğer desteğimiz ise de tanıtım desteği ismiyle geçiyor. Mevzuat olarak 2010 Taksim 6 sayılı yurt dışı birim marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ ismiyle kullanılıyor mevzuat olarak. Hedef grubunda sanayi ve ticari şirketler yer alıyor. Burada bir önceki destekte olduğu gibi herhangi bir sektör kısıtlaması yok. Bu sanayi ve ticari şirketseniz yani faydalanabiliyorsunuz. Herhangi bir sektör kısıtlaması bulunmuyor. Destek oranımız yine aynı. Yaptığınız harcamaların %60'ı olacak şekilde belirlenmiş. Destek miktarı ise de yıllık en fazla 250 bin dolar olarak belirlenmiş. Bu desteğimizde mal ihracatına yönelik yani şirketlerin mal ihracatına yönelik desteği. Başvurularımızı DYS yani destek yönetim sistemi üzerinden yapabiliyoruz, iletebiliyoruz. Arama motoru, sosyal medya gibi yine dijital pazarlama çalışmalarımız da bu desteklenen faaliyetler arasında yer alıyor. Ekstra olarak dikkat etmemiz gereken bir nokta bu destekten faydalanabilmek için şirketinizin yurt dışı biriminin olması, bulunması ya da yurt dışı marka tescil belgesine sahip olmanız başvurusunda bulunduğunuz ülkelerde tanıtım yapabiliyorsunuz. Bu desteklenen faaliyetler noktasında buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Her iki destek için de harcamalarınızı yaptıktan itibaren en geç bir yıl içerisinde başvurmanız gerekiyor. Bir yılı geçmiş harcamalar için destekten faydalanamıyor. Onu da söyleyeyim. Bir de aynı anda başka desteklerden de faydalanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir de kısaca Trade Atlas ürününden bahsetmek istiyorum. Biz Trade Atlas olarak kendimizi kısaca ithalatçı ve ihracatçı arama motoru olarak tanımlıyoruz. Bizim bir veri bankamız, database'imiz mevcut. Bu database'de veri bankasında 230 ülkeden 20 milyon ithalatçı firma, 17 milyon da ihracatçı firma yer alıyor. Bu firmalara ait de 1,8 milyar konsümento ve sevkiyat detayına ulaşabiliyorsunuz.
Veri bankamızda gene yapmak istediğiniz analizler doğrultusunda gidip kodu kullanarak ürün ismi, ürün adı kullanarak veya ithalatçı ve ihracatçı şirket unvanı kullanarak aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde örnek bir arama ekranımız mevcut. İlk olarak başlangıç tarihi ve bitiş tarihi seçebiliyoruz. Yani analiz yapmak istediğimiz tarih periyot aralığını seçebiliyoruz. İkinci olarak da arama parametreleri girebiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi tip kodu kullanabiliyoruz, ürün ismi kullanabiliyoruz ya da şirket unvanı kullanabiliyoruz parametre olarak. Bir diğer seçeneğimiz ayarlamamızsa da ülke seçeneği. Burada da lokasyon tercihleri yapabiliyoruz. Dilersek tek bir ülke seçebiliriz. Dilersek daha geniş coğrafi bölgeleri ya da birden fazla ülkeyi de ekleyebiliyoruz. Kriterlerimizi, arama parametrelerimizi de belirledikten sonra ara butonuna bastığımız zaman bu şekilde bir örnek sonuç ekranıyla karşılaşabiliyoruz. Seçtiğimiz kriterlere göre toplam sevkiyat sayısı ve bu sevkiyatları gerçekleştirmiş firma sayısına ulaşabiliyoruz. Yine bu firmalarla ilgili firmaların isimleri, toplam gerçekleştirdikleri sevkiyat sayıları ve iletişim bilgileri gibi bilgiler de bu ekranda yer alıyor. Dilersek buradaki toplam sevkiyatları Excel formatında bilgisayarımıza indirip daha detaylı analizler de yapabiliyoruz. Bu analizler ile de dünya genelinde yani yeni potansiyel müşterilere ulaşabiliyoruz. Özellikle yeni tedarikçi arayışınız varsa tedarikçi bulma noktasında da Trade Atlas ürününü kullanabilirsiniz. Bilirsiniz ya da küresel anlamda rekabet ettiğiniz firmalar varsa bu firmaların ticari sevkiyatlarını da takip edebilirsiniz. Böylelikle o firmaların hangi firmalara ürün sattığını ve hangi fiyattan sattığı gibi bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Genel manasıyla Trade Atlas ürününde rekabette ön plana çıkmak için bu tarz analizler yapmak için kullanabilirsiniz. Genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekstra olarak sormak istediğiniz sorular varsa onları alabilirim. Yoksa tekrar bugün katıldığınız için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Özlem Bey, biz teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Biliyorsunuz dijital bir çağdayız. Herhangi bir konunun tamamen dijitalden bağımsız olması ne yazık ki mümkün değil. Aslında ihracat da böyle. Özellikle son 10 yılda ben öyle düşünüyorum. Dijitalin yer almadığı, dijital pazarlamanın içerisinde yer almadığı bir ihracat aslında pek de sürdürülebilir değil. Bu noktada paylaştığınız bilgiler çok çok önemli. Google'un özellikle buradaki ücretsiz kullanacak dataları ve siteleri de çok çok kıymetli. Eminim sunumumuzu daha sonra paylaştığımızda katılımcılarımız buna ilgi duyacaktır. Akademi tamamlandığında tüm katılımcılara tüm sunumları indirebilecekleri linkleri de biz göndereceğiz. Onun da bilgisini vereyim. Tamamdır. Şu anım gerekli Trade Atlas tarafındaki YouTube ya da diğer LinkedIn kanallarının hepsini paylaşmış. Evet, bizim de hani bu tarz içerikler noktasında eğitim videolarımız kendi hem YouTube sayfamızda oluyor hem de LinkedIn gibi sosyal medya platformlarımızdan sıradaki eğitimlerimizi paylaşabiliyoruz. Yani onlarla ilgili bilgi almak isteyen katılımcılar olursa bizim sosyal medya kanallarımızda da bakabilir. Bir de Filiz Hanım bir soru sormuş. Trade Atlas için veri tabanındaki ithalatçı firma bilgilerini hangi veri tabanından elde ediliyor diye. Filiz Hanım, biz kendi veri tabanımızı kendimiz oluşturuyoruz. Yani bir başka veri tabanından almıyoruz. Bununla ilgili detaylı bir bilgi ya da bir sunum isterseniz yine satış ekibimizden bir Ben mail yönlendirme adreslerini yapılır. yazıyorum Özen Bey şimdi chat bölümüne. Tamamdır. Yani bizim bu konuyla daha detaylı bilgisi olan, ilgili olan ekibimiz tarafından çok daha detaylı bir sunum yapılabilir. Size bilgi verilebilir. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu şu anda şimdi ilgili linkleri Hemen paylaşacak, ilgili yazıyorum. mail adreslerini paylaşacak. Son bu aslında İhracat Akademisi'nin son eğitiminde bu konuyla alakalı bir eğitimimiz olacak. Prestige Aktis para atsayı ile alakalı bir yine Eskişehir Sanayi da benzer çalışmaları var Trade Atlas gibi. Oradan da yine eğer katılımcılarımız toplantı eğitime katılabilirlerse detaylı bilgi elde edebilirler. Bir şu an ilgili şeyi paylaştı, mail adresini paylaştı.
istihbarat konusunda ya da işte veri konusunda yine ilgili mail adresine iletişime geçebilirsiniz. Soru cevap kısmına geçelim dilerseniz. Sorusu olan varsa chat kısmından bizlere yöneltebilirler. Özen Bey'e paylaşalım. Bu esnada hem vakit kazanmak için de sorusu olmayan arkadaşlar, eğer katılımcılarımız eğer çıkmadan şuraya bir link tekrar gönderdim. Bu da eğitim değerlendirme anketimiz. Her eğitim sonrasında yine eğitimlerin kalitesini artırmak için sizlerden geri dönüş alıyoruz. Bunlar bizler için çok çok kıymetli. İlk eğitimde de yapmıştık bunu. Yine gönderdiğim linke tıklayarak çok kısa bir dakikanızı alacak belki. Kısa bir anketimiz var. Bu anketi yanıtlarsanız çok çok memnun oluruz. Bu esnada yine dediğim gibi sorusu olan varsa chat kısmından yöneltebilir ya da sesli sormak isterse bildirirse mikrofonunu açıp sorusunu dinleyebiliriz. Sanırım soru yok gibi Cemil Bey. Evet Özen Bey, soru yok galiba. Evet. Olursa da yine dediğim gibi bu şu anın paylaştığı mail adreslerinden bizlere iletebilirsiniz. Ben de yine Tamamdır. kendi mail adresimi de buraya yazayım. Ki zaten hatırlatma mailleri atıyorum. Çoğunuzda mail adresim vardır ama. Kendi mail adresimi de paylaştım. Herhangi bir sorunuz olursa yine istediğiniz kanaldan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben başta Özen Bey'e çok teşekkür ediyorum güzel sunumlar için. Ben İhracat teşekkür Akademisi ederim. programımız devam edecek. İkinci hafta tamamladık. Şu an sizlere de çok teşekkürler tekrardan. Teşekkür Katılımcılarımıza ederiz. da katılımları için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar.